Ebeveyn olmak zordur, bunu çok iyi anlıyoruz. Fakat sana yardım etmeye hazırız. Hayatı kolaylaştıracak şahane tüyolar bulduk. Teşekkür etmene hiç gerek yok. Bizim işimiz bu. Bu allığın rengine bayılıyorum. Biri beni arıyor. Cevap versem iyi olacak. Alo? Aa, selam. Gerçekten mi? Aa, buna inanamıyorum. Pat pat pat. Annem telefonda konuşuyor. Ben de bunu yapmak istiyorum. Ha, demek öyle. Orada olmalıydın. Tamam, sonra görüşürüz. Aa, bye bye. Yetişkin gibi davranıyorum. Ama gerçek bir telefona ihtiyacım var. Bunu yapmamalıyım. Fakat karşı koyamıyorum. Ruhum bile doymayacak. Aa, benim güzel kızım gelmiş. Ay, yakalandım. Geri çekil, geri çekil. Vazgeçmeyeceğim. Sakince. Ah, biraz pudraya ihtiyacın var Annie. Kıdı kıdı kıdı. Ay, çok tatlısın anne. Tamam, bu sefer olacak. Ay, bana sarılmak mı istiyorsun? Ay, çok tatlısın. Buna ihtiyacım vardı. Evet, ben de tam olarak öyle düşünmüştüm. Bu gitgide saçma bir hal alıyor. Annenin hazırlanması gerekiyor tatlım. O telefonu asla alamayacağım. Ah, güzel oldum. Eldivenlerimi alsam iyi olacak. Ah, dikkatini başka şeye verdi. Elimi çabuk tutmalıyım. Kesinlikle öyle yemeği yemeliyiz. Ah, işte burada. Ne kadar da yumuşak. Kulağa iyi geliyor. Tüh, ah. Annie, hayır. Ah, seni kurtaracağım. Vay canına, bunu nasıl yaptın? Beni hayal kırıklığına uğrattın Annie. Ay, üzgünüm anne. Telefonumla oynayamazsın. Ha, bir dakika. Belki de buna gerek yoktur. Harika bir fikrim var. Bu kutu tam da ihtiyacım olan şey. İşte başlayalım. Kartondan küçük bir kare keserek başlayacağım. Hemen bir taslak çizeyim. Bu telefonun ana hatlarını oluşturacak. Kendimi çok yaratıcı hissediyorum. Şimdi bazı detaylar ekleyeceğim. Bunlar tuşları olacak. Şu ana kadar gayet iyi gidiyor. Sonra ekranı çizeceğim. Şimdi aynı şeyi buraya da yapıyorum. Telefonun diğer tarafı bu. Elim böyle şeylere yatkın olduğu için mutluyum. Onu kesmem gerekiyor şimdi. Ah, çok kolaydı. Bu iki parçayı ters çevireceğim. Sonraki işlem için silikon tabancama ihtiyacım var. Yapıştırıcıyı kenarına sürüyorum. Çok fazla ihtiyacım yok. Şimdi elimde bir parça oluk mukavva var. Bunu yapıştırıcıyla tutturuyorum. Bu telefonun yan tarafı olacak. Kenarını boylu boyunca yapıştırıyorum. Aynen böyle. Diğer karton parçasını da üstüne yerleştireceğim. Aynı şeyi diğer parçalarla da yapıyorum. Şekil ortaya çıkmaya başladı. Onları birleştirmem gerekiyor. Küçük bir metal menteşem var. Bu işimizi görecektir. Onu kartonun içine yapıştırıyorum. Telefonun açılıp kapanmasını sağlayacak. Tıpkı gerçek bir telefon gibi. Şimdi onu boyamam gerekiyor. Bunun için bir kalem daksil kullanıyorum. Ve pembe bir kalemle kenarını boyayacağım. Ters çevirip aynısını diğer tarafa da yapıyorum. Ama hepsi bu kadar değil. Bu sevimli kediciyi de üzerine yapıştırıyorum. Ekran olması gereken yere bir delik açtım. İçine bir resim yerleştiriyorum. Bence hepsi bu kadar. Annie'ye göstermek için sabırsızlanıyorum. Bak bende ne var. Aa, tekrar deneyelim. Alo, Annie ile mi konuşmak istiyorsunuz? Harika, buna inanamıyorum. Bu senin için. Şaka yapıyorsun. Vay canına, bu çok havalı olmuş. Yapmam gereken önemli bir arama var. Telefonu açarsa iyi olur. Alo Annie. Nasıl bir gün geçirdiğime inanamazsın. Buna çok güleceksin. Bana her şeyi anlat. Ah, deniz kızlarının daha eğlenceli olacağını düşünmüştüm. Anne! Kulağa pek iyi gelmiyor. Annen geliyor. Chloe, ne oldu? Söyle annene. Bu oyuncaklar çok sıkıcı. Ah, evet. Orada bekle. Ha? Bu da ne? Bir dene bakalım. Aa, bu eğlenceli görünüyor. Buraya gel ördekçik. Şu renklere bak. Buna alışabilirim. Bu onu oyalar. Ördek en üstüne mi konuyordu? Aa, bu kadar mıydı? Anne! Şaka mı yapıyorsun? Okumak istiyorum. Yine ne var? Bulmacayı bitirdim. Vay canına, sen bir dahisin. Başka bir şey getireyim. Al bakalım. İyi eğlenceler. Bir de sakın acele etme. Ah, bu daha iyi. Resimleri eşleştirmem gerekiyor. Aa, ne kadar zor olabilir ki? Aa, hiç de zor değilmiş. Aa, çok sıkıcı. Anne! Oh, yine mi? Ah, selam Pikachu. Nasıl gidiyor? Ne var? Bak, bitirdim. Oynayabileceğim bir şeyler olmalı. Hadi bakalım, düşün.
Hayır, hiçbir şey de yok. Hmm. Ay, ne yapacağız? Bir dakika, acaba... evet, sanırım buldum. Bu her şeyi çözecek. Orada bekle tatlım. Bir karton parçasına ihtiyacım var, bir de makas lazım. Köşelerini kesiyorum, köşeleri yuvarlak olmalı. Bu mükemmel. Şimdi yaratıcılığımı kullanmam gerek. Bir sonraki bölüm için keçeli kaleme ihtiyacım olacak. Kartonun üzerine küçük bir kare çizeceğim. Sonra bölümlere ayıracağım. Bir ızgara deseni yapıyorum. Her kareyi numaralandıracağım. Sonra bu kareyi kesip çıkarmam gerekiyor. Şimdilik bir kenarda durabilir. Pembe kağıdım var. Bu kağıdı kare çerçeveyi renklendirmek için kullanacağım. Ne kadar renkli. Onu ters çeviriyorum ve arkasına yapıştırıcı sürüyorum. Çok yapışkan olması lazım. Bu benim çerçevem olacak. Sonra boş bir beyaz kağıda ihtiyacım var. Üzerine kalpler çiziyorum. Sonra Pikachu'yu ekliyorum. Hata yapmak istemiyorum. Bence bu Cleo'yu oyalayacaktır. Üzerimde çok fazla baskı var. Çabucak boyuyorum. Pikachu'yu unutmamalıyım. Keşke benim de böyle pembe yanaklarım olsaydı. Bu tam bir sanat eseri. Şimdi diğer kareye geri dönüyorum. Onu ters çeviriyorum. Yapıştırıcıyı sürüyorum. Sonra çizimimi ona yapıştırıyorum. Buruşturmadan düzgünce yapıştırayım. Artık onu parçalara ayırabilirim. Sıra onu çerçeveye yerleştirmeye geldi. Parçaları bu şekilde düzenleyeceğim. Harika bir yapboz olacak. Tamam, sanırım hazır. Cleo buna bayılacak. Neredeyse unutuyordum. Parçaların yerini değiştirmeliyim. Chloe, bunu sana yaptım. Pikachu, şunu görüyor musun? Müthiş bir şey. Sanırım işe yarıyor. Bana şans dile. Bu zor görünüyor. Bu kareyi buraya kaydıracağım. Sonra da bunu çekiyorum. Odaklanmam lazım. Benim de rahatlamaya ihtiyacım var. Bir dakika. Bir şeyi kontrol etmek istiyorum. Böyle daha iyi. Bu son parça. Anne! Yok artık. Ne var? Şuna bir bak. Pikachu. Çoktan bitirmişsin. Seninle gurur duyuyorum tatlım. Tekrar yapmak istiyorum. Çok eğlenceliydi. Çabuk ol anne. Of, ne çok yürüdüm. Anahtarlarım bugün yerinde olsa iyi olur. Ne? Of, olamaz. Acaba hangi bizi alacak? Beni alma lütfen, hayır. Ne? Yok, bu değil. Olamaz, saklanacak bir yerde yok. Bisküvi mi? Ne güzel. Bir dakika, buraya geç. Nasıl yani? Her neyse, artık çıkış yok. Sonumuz geldi. Seni seviyorum. Nihayet, şükürler olsun. Evim güzel evim. İyi olmuyor bu. Hadi ama... Doğru anahtar bunun içinde bir yerde olmalı. Bu nedir? Bir sürü basit, anlamsız şey. Benim rafine damak zevkim bunların çok üstünde. Hey! Ne var dostum? Buraya gel. Tamam, bir dakika kalemimi alayım. Selam, ne sipariş vermek istersin? Bilmiyorum, tadı güzel olan bir şey mesela. Tam üstüne bastın. Tatlı sever misin? Hayır. Pekala, anladım. Çok iştahlı mısındır? Pek değil aslında. Daha doğru dürüst bir şey lazım bana. Ne gerekiyorsa öderim, gördün mü? Tamam, anlaşılmıştır. Bu ufaklığa ne dersin? Tadı göründüğünden daha güzeldir, güven bana. Bu saçma bir şaka falan mı? Sen ciddi misin? Evet, bu yenen bir şey. Gerçekten mi? Teşekkür ederim. Bunun içindeki ekşi şeker mi yoksa? Ne özel bir atıştırmalık bu böyle? Tam olarak bulmayı umduğum şey buydu. Şimdiden ağzım sulandı. Gıdıklıyor. Çok lezzetli. Şimdi bunu bir banalım. Nazik ol lütfen. Burası ne yumuşak. Şimdi çok daha güzel olacak. İşte yiyorum. Çok harika. Amma ıslandım. Sanki araba yıkamanın içinden geçiyor gibiyim. Hemen bitmiş mi? Ne, kafam? Maalesef bitti. Hey, lütfen bir tane daha olduğunu söyle. Hadi al hepsini. Bu iyi bir anlaşma gibi gözüküyor. Tada!
İşte sana bir haftalık şekerli klozetler. Al bakalım. Vay canına. Çok teşekkür ederim. Hayır, ben sana teşekkür ederim. Vay canına. Burası çok sıcak oldu. Oo, güzel. Artık burada bir kız olmasının zamanı gelmişti. Vay canına. Ne var? Ne? Bir kız mı? Her neyse. Aa, yalan söylemiyormuşsun. Vay canına. Pekala, artık biraz ter dökmenin zamanı geldi. Acaba nereden başlasam? Uf, bu çok ağırmış. Bahse girerim, benimle çıkmak ister. Isınmaya başladım. Terliyken bile güzel. Nasıl parıldadığına bak. Vay canına, kalbim küt küt atıyor. Bu yeter. Bir, iki, beş. Şimdi de zıplamaya başladı. Ne güzel zıplıyor. Harika biri. Kan dolaşımım hızlandı. Bu iş bende çocuklar. Jake'in bu işte usta olduğu belli. Her neyse kanka. Benimle çalışmak ister misin? Oo, tuhaf bir şey kokuyor. Of, olamaz. Bu kız fena kokuyor. Eyvah. Bu hiç iyi değil. Bu sabah deodorant sürmeyi unutmuşum. Ama neyse, geç olsun da güç olmasın. Hazır mısın? Hadi bu kokudan kurtulalım. Burası bayağı ıslak. Ve bir şeyler de batıp duruyor. Of, olamaz, sanırım bitti. Vay canına. Biraz da olsa bir şeyler kaldı mı acaba? Perişan oldum. Bitmiş olamayacağını biliyordum. Bol bol sürmem lazım. Sen iyi misin? Ne? Her neyse. Hadi kalk, sana yardım edeyim. İyi misin sen? İyi misin? Evet sanırım. Bir an beni çok korkuttun. Bak. Lütfen daha iyi koksun. Neden bana şınav yaparken yardım etmiyorsun? Ama bu sefer bayılmak yok. Biri deodorantını bırakmış. Bu harika, çünkü koltuk altlarım berbat kokuyor. Ay canına, bu film gerçekten çok korkunç. Ama yine de bayılıyorum. Orada sonsuza kadar mahsur kalacaklar. Ay, olamaz. Tuvaletten bahsetmişken benim gitmem lazım. Zamanlama çok önemlidir. Hadi o zaman gidelim. Bu porselen taht tamamen sana ait tatlım. Hadi işini hallet ve sifonu çekmeyi unutma. Tamam mı canım? Peki. Hadi bakalım tatlım. Acele etme, tamam mı? İşim bitince sana söylerim babacığım. Ama önce... Aslında... Bu nedir babacığım? Olmaz. Buraya bunun için gelmedik. Klozetin içinde balık tutulmaz şapşal kızım. Bu akıl dışı bir şey. Buraya oturuyorsun sadece, gördün mü? Aynı senin gibi mi? Peki. Aferin sana. Bu sessizlik hayra alamet değil. Buna ne diyorsun baba? Olamaz. Bu iş çok stresli olmaya başladı. Amuda kalkmıyorsun. Sadece tuvalet kağıdını kullanıyorsun. Peki. Sanırım bunu becerebilirim. Tamam. Sadece oturup işini hallet, olur mu? Lütfen tuhaf şeyler olmasın. Ne? Baba, düğüm oldum. Bu nasıl oldu ki? Hadi lütfen artık işini halleder misin? Çok komik. Pardon. Bu şey az evvel ne dedi? Bir dakika, bu oyuncağın bize yardımı olabilir. İyi bakalım. Ne? Al bakalım. Şimdi bu flamingo arkadaşınla oynayabilirsin. Onlar da senin gibi işini klozette hallediyorlar, gördün mü? Bak, biraz su içiyor. Ne güzel. Lıkır lıkır. Hey, aynı benim su içtiğim gibi. Evet, ama suyun bir şekilde onun içinden çıkması lazım. Ne güzel, su içinden akıp gidiyor. Vay canına, müthiş. Aa bak, çişini yapıyor şimdi. Sanırım sıra bende artık. Ama bunun için yalnız kalmam lazım. Ama sorun yok. Ben hallederim.
Ekip işiyle her şey hallolur. Çok iyi. Bugün kendimi harika hissediyorum ve iyi de görünüyorum. Ama sanırım dişlerim daha iyi görünebilirler. Dişlerimdeki bu vıcık vıcık şey de nedir? Sanırım onları temizlemeyi deneyebilirim. Yani bu diş macunu falanla. Sanırım bu oluyor. Bir dakika, bir fikrim var. Bana yardım edebilirsin değil mi? Seni kapağa takıyoruz. İşte tam oldu. Ben çok korkuncum. Evet, korkuyor olman lazım. Bu nedir? Bir deneyeyim şunu. Hadi şu dişleri bir parlatalım bebeğim. Pekala. Şimdi şundan biraz sıkıp çıkartalım. Ne ilginç bir rengi varmış değil mi? Anneciğim, bu kum çok eğlenceli. Aa, çok iyi canım. Onu kaşıkla yiyeceğim. Hmm. Ha, hayır, yapma öyle. Kaşığı yerine bırak. O yemek değil canım. Yine de anneciğinin bir fikri var. Bunu daha önce düşünmeliydim. Kurabiyeleri mikserin içine koyayım. Şimdi de bir güzel karıştırayım. Kurabiyelerin toz haline gelmesi lazım. Bu kadar yeterli görünüyor. Tozu şu tepsiye dökeyim. Tatlım, bak ne getirdim. Aa, daha çok kum. Hem bu kumun tadına bakabilirsin. Teşekkür ederim anneciğim. Nasılmış? Bu resim çok güzel oldu. Harika hayatım. Bak anneciğim, şurada çiçekler var. Ve güneş ve gökyüzü. Çok yeteneklisin benim biricik Picasso'm. Bu kadar yetenekli bir kızım olduğu için çok şanslıyım. Aa, ne oldu? O da tamamen batmış. Lezzetli, resim yapmayı seviyorum. Tatlım, bunun hakkında konuşmuştuk. Boyayı annene ver. Konuşmamız lazım. Bunu yemen dişlerin ve karnın için hiç iyi değil. Şu haline bak. Ben bir resimim. Bir tatile ihtiyacım var ya da başka bir şey deneyebilirim. Bir kase damla çikolata al. Onları erit. Diş ringayı erimiş çikolatayla doldur. Birazcık daha, bu kadarı yeter. Sonra çikolatayı pipetlere doldur. Bu işlem bitince de pipetleri dolaba koy. Çikolata donduğunda pipetleri çıkar. Şimdi sıra yaratıcı kısımda. Kalemtıraş kullanarak bir ucunu sivrilt. Kalemtıraş temiz olmalı. Sonra da boya kağıdını çikolatanın üzerine geçir. Güvenli ve yenilebilir boya kalemleri. Aynı şeyi farklı renklerle de yap. Selam tatlım. Annen sana yeni boyalar aldı. Vay, kokuları çikolata gibi. Zaten çikolataymış. Böylesi çok daha iyi oldu. Temizlik yapmam gerek ama yeniden. Güzel, bir bardak süt zamanı gelmiş. Süt ineklerden gelir anne. Biliyorum canım. Bak anneciğim, bitirdim. Onun adı Sarı Kız. Sarı değil ama olsun, o benim en iyi arkadaşım. Harika olmuş. Bir yere asmamız lazım. Sütünü bitirmeyi unutma. Süt mü? İçmem ben onu. Ah, her seferinde böyle oluyor. Bu kalemler bana bir fikir verdi. Bu işe yarayabilir. Bu plastik eldiveni alıp parmaklarına birkaç delik açayım. Sonra siyah kalemle üzerine desenler çizeyim. Eğlenceliymiş. Tamamdır, bir ineğe benziyor. Şimdi sütü eldivenin içine döküyorum. Sonuna kadar doldurayım. Bu yeter. Al bakalım. Benim için mi? İnek sayıyorum. Süt çıkıyor anneciğim. Bardağı dolduruyorum. Bu iş beni susattı. Çok güzel. Ah, işe yaradığına inanamıyorum. Tokanı düzelteyim hayatım. Böyle çok güzel oldu. Yazı düzgün, ellerime sağlık. Mutlu yıllar. Sana hediye aldık. Çok heyecanlıyım, yaşasın. Bende de abur cuburlar var. Bakın, afiyet olsun kızlar. Oo, ver ver ver. Teşekkürler babacığım. Peki, hadi ama kızlar. Etrafı batırmamaya çalışın. Beni çağırdığın için teşekkür ederim. Bu çikolata çok güzel. Bu çok kötü olacak.
Yapabileceğim bir şey olmalı. Bazen ben de eğlenmek isterim. Kimse babanın ne hissettiğini düşünmez. Bu hiç hoşuma gitmedi. Eğlenceli bir oyun oynamak ister misiniz? Evet. Tamam, sanırım hazırız. Benimki girdi. Bu çok eğlenceli. Evet, ben de attım. İşte yine harika bir plan oldu. Bazen kendimi şaşırtıyorum. Kendimi berbat hissediyorum. Hasta olmaktan nefret ediyorum. Neyse ki bu jelibon ayıcıklarım var. Minik bebeğim nasılmış? Bu hiç iyi değil. Tamam tatlım, biraz ilaca ihtiyacın var. Bu kendini daha iyi hissetmeni sağlayacak. Aç kocaman. Hayır, istemiyorum. İğrenç bir şey o. Peki, bu tabletleri deneriz. Bunu yutması daha kolay olur. Al bakalım. Hayır, almayacağım. Neyse, hiç değilse denedim. Bir dakika. Jelibon ayıcıklara bayılıyorum. Sanırım ilacını nasıl vereceğimi biliyorum. Bir jelibon ayıcağı küçük bir kesik atıyorum. Sonra hapı içine sokuyorum. Hapı iyice ittirmem lazım ki görünmesin. Şimdi ayıcığı yeniden kaseye koyayım. Sana biraz abur cubur getirdim. Teşekkürler anne. Bunlar ilaçtan daha iyi. Çok güzel. Hepsini ye hayatım. Oh, sonunda evimdeyim. Tüh, annem eve döndü. Evi temizlemedim. Dün gece ne yedim ben? Arkadaşlar, sizin ortadan yok olmanız lazım. Ne çok abur cubur var. Çabuk olmalıyım. Ah selam köpekcik. Sana tuvalet eğitimini vermeliyiz. Annemin bu dağınıklığı görmesine izin veremem. Neredeyse bitti. Selam anne. Eve hoş geldin. Şu elindekileri alayım. Oh, az kalsın yakalanacaktım. Ah, bir şeyler atıştırmam lazım canım. Sen böyle otur, hemen geliyorum. Tabii anneciğim. Ne kadar nefis bir yemek. Büyümekte olan bir kızın ihtiyacı olan her şey bu yemekte var. Bu nedir? Onu istemiyorum. Ne? Bunu yemen gerekiyor Stacy. Hayır, hiç sanmıyorum. Peki, onu bana ver. Şimdi ne yapacağım? Galiba Stacy'nin öğle yemeği için başka bir şey bulmalıyım. Buldum. Stacy Japon eriştesini seviyordu. Buyur canım. Bunu yememi mi bekliyorsun? Lezzetli olacak. Bundan şüpheliyim. Tamam, birisi bugün bayağı mızmız. Burayı restoran falan mı sanıyor? Başka neyimiz var? Kahvaltılı kevrek beni yarı yolda hiç bırakmadı. Ve çoktan gitmiş. Bu şahane. O kadar çabuk kurtulamazsın canım. Ben başındayken olmaz. Stacy, bir şeyler yemelisin. Yine mi sen? Tavırlarına biraz dikkat et. Oyuncak, tabii ki. Bunun sonu kötü olabilirdi. Sana nefis bir gevrek tabağı hazırladım ama. Anne, bu utanç verici olmaya başladı. Hadi, istediğini biliyorum. Ben almayayım. Her şeyi denedim. Başka ne yapabilirim ki bilmiyorum. Sonunda nerede kalmıştım? Galiba bu gevreği ben yiyeceğim. Stacy çok şey kaçırıyor. Bir saniye. Tren seti. Cevap tam önümdeymiş. Çok basit. Galiba ne yapacağımı buldum. Stacy beni görmemeli. Neyse ki o aptal oyunla çok meşgul. İşte fırsat. Bunları ve rayı alacağım. İşe koyulma zamanı. Rayı masaya koyup birleştiriyorum. Büyük bir halka yapıyorum. Böyle iyi. Sonra treni üstüne koyuyorum. Güzel görünüyor. Stacy, sana bir şey göstereceğim. Ama anne, meşgulüm. Bu nedir? Bir baksana hadi. Bu nedir? Şaka mı yapıyorsun? Çok havalı. Karnım acıktırdı. Bunu yaptığına inanamıyorum. Bu gördüğüm en iyi fikir. Nereden başlayacağımı bilmiyorum. Keşke bütün öğünleri böyle yiyebilsem. Şu trenin gidişine bak. Şu elma çok güzel görünüyor. Sosa batırayım. En sevdiğimden. Sonraki istasyon sitesinin midesi. Çok lezzetli. İşte benim kızım. Tren geliyor.
Buna bayıldım. Hadi Fluffy, yürüyüşe çıkalım. Ay çok tatlı. O benim en iyi arkadaşım. O köpeği her yere götürüyorsun. Tamam, gidelim. Yavaş ol Fluffy, çok hızlı gidiyorsun. Ah, ben burada oturuyorum, çok eğleniyor. Sana zar zor yetişiyorum ama. Sen dünyanın en tatlı köpeğisin. Ha? Bir yürüyüşe daha mı çıkalım? Geliyorum. Gece ikisi de mışıl mışıl uyuyacaklar. Ah, tamam, biraz dinlenelim. Çok yoruldum. Ah, bu koku da ne? Fluffy, yapmış olamazsın. Yapmışsın. Bu kadar küçük bir şey, bu kadar büyük şeyi nasıl yapıyor? Bu olmamış gibi davranacağız. Gel sana bir sarılayım. Eğleniyor musun tatlım? Tabii ki. Stacy? Aa, lütfen şunu köpeğinin yaptığını söyleme. Aa, gidip onu temizle. Aa, ne? Hayır. Aa, çok ciddiyim. Git benimle tartışma. Kazanırsam sen gidersin. Bunu yapmayı gerçekten istiyorsun değil mi? Tamam, oynayalım. Ah, bu haksızlık. Daha neyi bekliyorsun? Bu bir köpek sahibi olmanın en kötü yanı. Kaka toplamak. Hmm, bunu yapmanın en iyi yolu ne? Hmm, çok yaklaşım ama fena kokuyor. Tamam, işte başlıyoruz. Elimi bu poşete sokacağım. Sonra da kakayı alacağım. Birazcık daha. Yok, bunu yapamayacağım. Çok iğrenç. Aa, şuna bak. Nasıl da alımlı. Hele şu saç lokası. İşte tam ihtiyacım olan şey. Telefonuyla fark etmeyecek kadar meşgul. Hop. Bu kesinlikle işe yarayacak. Eyvah Fluffy, belli etme. Bunu görmek istemiyorum. Hemen gidiyorum. Aa, hiçbir şey anlamadı. İşe koyma zamanı. Saç lokasını poşetin içine koyacağım. Sonra kakayı onunla tutacağım. Yani ellerim ona dokunmayacak. Daha sonra tek yapmam gereken poşeti ters çevirmek. Yine de iğrenç. Buyur anne. Teşekkürler. Hep böyle bir şey istemişimdir. Onu çantama koyayım. Daha sonra çöpe atarız. Anneciğim, şuna bak. Çok güzel. Bana yeni bir toka lazımdı. Neden hala kaka kokusu alıyorum? Neyse, boşver. Yemek, yemek. İşte yemeğin tatlım. Bu çok güzel görünüyor. Nefis bir sandviç. Bunu bir güzel yiyeceğim. İçinde sevdiğim her şey var. Çok güzel. Biraz daha istiyorum. Her yer battı. Her şey yolunda mı? Jasmine, ne yapıyorsun? Ellerin üstüne silme. Dur, ben halledeyim. Teşekkürler anne. Üstünü başını batırarak yiyorsun. Bu peçeteyi kullan. Biraz daha yemek istiyorum. Hemen geliyor. Bu nasıl oldu? Onu temizlemem gerek. Çok da önemli değil. Bak bende ne var. Hadi gel. Afiyet olsun. Pizza. Ve bir bardak ferahlatıcı meyve suyu. Daha iyisi olabilir mi? Tüh, biraz döktüm. Hedefime odaklanmalıyım. Nefis. Babanın beni pizza yemeye götürdüğü zamanı hatırladım da. Her yerine sos bulaştırmıştı. Bir dakika. O da ne? Vay canına. Krem çikolata. Onu yemeliyim. Çikolataya bayılıyorum. O benim. Hepsi benim. Muhteşem kokuyor. Daha sonra parka gideriz diye düşündüm. Tamam, olur. Bu eğlenceli kısma. İyice süreceğim. Krem çikolataya doyum olur mu? Bu bir sanat eseri. Yemeğe kıyamayacağım kadar güzeli. Ama yiyeceğim. Şu an öyle mutluyum ki. Jasmine, ne yaptın sen? Şu masaya bak. Bunu neden yaptın kızım? Yani benim güzelim tertemiz masam. Hey, yemeği seviyorum. Sevdiğini biliyorum tatlım. Peçeteyi alayım. Umarım bu temizlenir. İşe yaramıyor. Leke, her yer lekeler içinde. Resmen kabus. Boşuna uğraşıyorum. Çok fazla leke var. Bir saniye. Neden bana bakıyorsun? Masayı alüminyum folyo ile kapladım. Çok havalı. Biliyorum, harika fikirlerle doluyum.
Şimdi konuşamam, yemek yiyorum. Aa, sandviçim gel bakalım. Neden böyle posaklısın acaba? Fakat hiç önemli değil yani artık. Bu kadar yiyince susadım. Aa, bitirdin mi? Bir lokma daha yiyemem. Ah, tamam ben temizlerim. Sadece alüminyum folyoyu toplamam gerekiyor. İşte böyle. Temizlik yapmama gerek bile yok. Leke de yok. Bunu doğruca çöpe atabilirim. Bayağı akıllıyım değil mi? Aferin sana anne. Vay canına şuna bak. Hayatta güzel şeylerden zevk alırım. Ve paranın bunda rolü büyük. Böyle daha iyi oldu. Bu aklıma bir fikir getirdi. Hemen işe koyulayım. Bu kağıdı kesip dörde bölüyoruz. Şimdi bu kareleri şablon olarak kullanıyoruz. Sonra bu kareleri yelpaze şekline gelene kadar katlıyoruz. Aynı şeyi diğerlerine de yapıyoruz. Şimdi sanatçı yanımızı konuşturup üst kısımlarını boyuyoruz. Buraya gözler çiziyoruz. Şimdi bu ikisini birleştiriyoruz. Bunu yapmak için tutkal kullanıyoruz. Daha sonra her şeyi rulo yapıyoruz. Bize tutacak bir şey lazım. Bu ipliği yelpazeye yapıştırıyoruz. Şimdi birkaç aksesuar çiziyoruz. Ve onları boyuyoruz. Bunu tam buraya yapıştırıyoruz. Vay canına. Yelpazemle serinleyebilirim artık. Merhaba stres oyuncağı hayranları. Şimdi yarışmacılarımızı tanıyalım. Selam. Burada olmaktan çok mutluyum. İşte senin malzeme tepsin Lexi. Bu da senin kimya. Vay canına ne çok şey var. Eder eder. Hey yezeksiz gömlekli adam buraya gel. Evet. Lexi'ye biraz yardım et. Bunu yapabilirim. İyi şanslar Lexi. Vay! Kullanılacak ne çok şey var. Ama o benim de. Ne olmuş? Şimdi benim oldu. Bu balon senin olabilir. Eğlenceler. Hepsi bu mu yani? Vay canına şuna bak. İşte tam fırsatı. Kusursuz suç böyle işlenir. İşi daha lazım. Bunlar çok harika. Çok yumuşaklar. Bayıldım. Bu tam ihtiyacım olan şey. Tamam işe başlayalım. Hamuru kutusundan çıkarıyoruz. Ne eğlenceli bir şey. Şimdi bize bir balon lazım. Bu hamuru balonun içine dolduruyoruz. Sonra balonun ucuna bir düğüm atıyoruz. Güzel. Düğüm sıkı oldu. Sonra bu fileyi balona sarıyoruz. Bu lastik bantla fileyi sağlama alıyoruz. Şimdi bir deneyelim. Çok eğlenceli. Stres oyuncağı gibi oldu. Çok iyi geliyor. Süre doldu. Bakalım kim kazanmış? Psst. Buraya gel bakayım. Birazdan dönerim. Lexi kazandı değil mi? İşimi çok seviyorum. Nerede kalmıştım? Evet kazanan. Burası benim adımı söyleyeceği kısım oluyor. Bir saniye. Bacağım niye üşüdü benim? Olamaz. Bu çok utanç verici. Nereye gidiyor bu kız? Çok tuhaf bir durum. Her neyse Mia kazanan sensin. Ben mi? Vay canına. Daha önce hiçbir şey kazanmamıştım. Anneme ve babama ve çorabı için Lexi'ye teşekkür etmek istiyorum. Bu çok eğlenceli. Bütün gün bunu yapabilirim. Olamaz. Hobbit'in devri geçmiş. Ne demek istiyorsun? İşi bitmiş işte. Biraz yardım rica etsem. Harika. Hayır yapma. Bunun yapılması lazım. Bu popitten çok benim canımı yakıyor inan bana. Ama artık bu popitle görülemem. Korumam gereken bir şöhretim var. Sen bir canavarsın. Bak ne yaptın. Seni hiç unutmayacağım. Unut artık şunu. Gülünç oluyorsun. Bir fikrim var. Lexi'ye bir oyuncak yapabilirim. Bu köpük levhanın üstüne bir şekil çizerek başlıyoruz. Sonra şekli kesiyoruz. Bize aynı parçadan iki tane gerekiyor. Sonra parçanın birine kareler kesip onları kesiyoruz. Şimdi bunu yana koyuyoruz. Sonra bir parça daha köpük levha alıyoruz. Ondan da ufak kareler kesiyoruz.
Köpüğü yumuşatmak için ütüyü kullanıyoruz. Şimdi yumuşadığı için bu misketi kullanıp bir tepecik oluşturabiliriz. Aynı şeyi diğer parçalarla da yapıyoruz. Şimdi bu tepecikleri köpükteki deliklere yerleştiriyoruz. Arka tarafa tutkal sürüp üstüne ikinci parçayı yapıştırıyoruz. Köpüğün kenarında bu şöneli kullanıyoruz. Güzel görünüyor. Şimdi bize iki büyük daire lazım. Dairenin birine elimizdeki köpüğün üst kenarı boyunca çiziyoruz. Ve o bölümü kesiyoruz. Daha önce siyah köpükten çizip kestiğimiz ay şeklini sarı köpüğe yapıştırıyoruz. Şimdi bunların hepsini birleştiriyoruz. Ve bazı detaylar ekliyoruz. Aynı emojiye benzedi. Bak bende ne var? Vay canına, versene şunu bana. Ay çok harika. Bayıldım. Bir saniye, bunu göndermem lazım. İşte Hobbit tekrar popüler oldu. Süper. Aralarından seçebileceğim bir sürü oyuncak var. Ama hepsi çok sıkıcı. Aa buldum. Bu Şirin'miş. Ay yok. Bununla da işim olmaz. Sıradaki. Aa ne Şirin. Yok hepsinden nefret ediyorum. Yapacak eğlenceli bir şey olmalı. Vay canına bu müthiş. Ha? Bu ses de nedir? Hey buradayım. Ben mi? Aa bu hoşuna mı gitti? Evet onu istiyorum. Aa, hadi dışarı gel. Vay canına müthiş. Aa, bu benim olabilir mi lütfen? Aa, gel benimle. Seninle takıldığımız için çok mutluyum. Sessiz olmam lazım. İşte aldım. Bu kız bir hırsız. Uzaklaşsam iyi olur. Bunlar sadece pipet. Sakin ol. Hadi otur. Ah, güzel yermiş. Bana birkaç şey daha lazım. Bunun içinde bir yerlerdeler. Pardon. Çantam biraz karışıktır. Sen benimkini görsen. Neler oluyor? Konsantre olmaya çalışıyorum. Burayı temizlemek için bir uşağım falan yok mu? Tamam sanırım bir şey buldum. Güzel. Taşlar. Ben ne yapıyorum? Evet sen ne yapıyorsun? Bize bir şişe daha lazım. Ah burası daha rahat. Zengin mineralli suyunuz hanımefendi. Pahalı zevklerim vardır da. Hadi yap yapacağını. Peki. Pipetlerin kıvrılan kısımlarını kesiyoruz. Şimdi ataçları pipetlere takıyoruz. Sonra ataçlardan bir zincir yapıyoruz. Bir şey eksik. Bize bir çift göz lazım. Şimdi su şişelerini alıp pipetleri içine atıyoruz. Aa şunlara bak. Al bakalım. Çok şirinler. Suda yüzüyorlar. Hep bir evcil hayvanım olmasını istemişimdir. Teşekkürler Mia. Mıncık mıncık yumuşacıklar. Bu Mia mı? Ha? Ah merhaba Lexi. Benim birkaç taşım var. Bak. Niye bu kızla hep eğlenceli şeyler oluyor? Selam oynamak ister misin? Tabii ki. Gel otur. Teşekkürler. Taşlarım hoşuna gitti mi? Evet. Hadi değiş tokuş edelim. Bir saniye. Bu yeterli mi? Ben para istemem. Pekala. Başka neyim var acaba? Bu güzel bir kolye. Olmaz. Seninle pazarlık etmek de zor. Peki ya ojeye ne dersin? Bu olur. Vay canına benim de taşlarım olduğuna inanamıyorum. Bu harika. Bunlar çok güzel. Bir fikrim var. Stres topları yapabilirim. Oyun hamurunu elimizde sıkarak başlıyoruz. Oh, çok iyi geldi. Sonra hamuru yuvarlayıp top haline getiriyoruz. Bu şekilde pürüzsüz olmasını istiyoruz. Güzel görünüyor. Sıra ojelerde. Ojeyi hamura sürüyoruz. Bunda mavi ojeyi kullanıyoruz. Topun tamamını böyle boyuyoruz. Hiç boşluk kalmamalı. İşte şu an elimizde stres topları var. La 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 la. Bana bir öpücük ver taş hanım. Ne yapıyor bu kız? Ver şunları bana. Ah, al bu taşlarla oyna. Oo, pırlantalar daha eğlenceli. Tamam. Bunları şimdi bir elimize sıkalım. İşte bu acayip iyi geldi. Bu harika bir fikirdi. Aa, bu yüzük sıkıcı.
Mia, ben de oynayabilir miyim? Vay canına, teşekkürler. Ne güzel yumuşacık. Bayıldım. Seveceğini biliyordum. Şu an çok rahatladım. Vay canına, sen çok akıllısın. Biraz eğlenme zamanıdır. Bence senin yeni bir görünüme ihtiyacın var Sofia. Ama endişe etme, ben ne yapacağımı biliyorum. Buna bayılacaksın. Müthiş görünüyorsun. Hey Sofia, hadi uyan. Ne? Bu da ne? Saçım! Ne yaptın sen? Hoşuna gitmedi mi? Burada ne oluyor? Bak bana ne yapmış. Üzülme. Uzar nasılsa. Dinle Cheryl. Böyle şeyler yapamazsın. Bu hoş değil. Kardeşin çok üzüldü. Ah ama aklıma bir şey geldi. Bende tam gerekli bir şey var. Bu senin olsun. Ah teşekkürler. Ah bir şey değil tatlım. Şimdi bununla oynayacağım. Ve ben de biraz kestireceğim. Vay canına. Bu çok heyecan verici. Bu küçük adamı kaldırıp aynı yere oyun hamuru koyacağım. Sanırım hazır. Ve şimdi kolu itiyorum. Ay canına saçları çıkıyor. Bu müthiş. Komik görünüyor. Vay canına bayıldım buna. Şimdi senin saçlarını biraz keselim. Bu iyi oldu. Bu tarafı da keselim. Peki de tıraş etmeliyiz. Bu daha iyi oldu. Evet, işte yine kel oldun. Ha, bu aklıma bir fikir getirdi. Bana gerçek makas lazım. Hareket etme büyük anne. Hayır. Bunun kokusu harika. Eğleniyor musun tatlım? Ben bir aşçıyım anne. Şu an akşam yemeğini yapıyorum. Ama bana daha çok malzeme lazım. Ah, etüden nefret ediyorum. Çok sıkıcı. Cheryl! Sen ne yapıyorsun öyle? Dedim ya anne, yemek pişiriyorum. Makyaj malzemeleri, ah, hepsi mahvolmuş. Aa, buldum. Bu bir acil durum. Ah, bu tam ihtiyacım olan şey. Bu günümü kurtaracak. Yemek pişirmek kolaydır. Sana bir şey vereceğim. Etraf berbat halde. Şunları temizleyeyim. Ha? Al bunu. Vay canına sağ ol anne. Bunu kuyruğunu çekip çıkaracağım. Şu ufacık toplara bak. Bunu şimdi kabın ağzına yerleştireyim. Ve bu pompayı kullanayım. Anne bak. Bunun içini simle dolduruyorum. Ah, çok güzel oldu. Sırada ne mi var? Çok yumuşak. Bu da içine giriyor. Aa, bunun içine bir de popit koyabilirim. Şimdi ne koysam? Daha fazla sim. Şu renklere bak. Macun. Bunun da girmesi lazım. İşte oldu. Bu çok eğlenceli. Şimdi kapağını kapatıyorum. Vay canına, bu çok inanılmaz. Anne bak. Çok güzel olmuş canım. Cheryl, yapma sakın. Bir balon daha yapacağım. Hayır. Yapmak istemiyorum, bırak beni. Klozete çıkman lazım tatlım. Peki. Ha? O da neydi? Selam dedeciğim. Hemen klozete çık yine. Bu haksızlık. Ah, bir saniye. Yine mi? Nasıl yardımcı olabilirim? Sürekli bunu yapamayız. Sen bir düşün, görüşürüz. Yapabileceğim bir şeyler olmalı. Aa, tabii ya. Ben bunu yemem. Bununla oynamayı tercih ederim. Esi, bak bende ne var. Bay Flamingo, karnın acıktı mı? Al bakalım. Oo, demek hoşuna gitti.
Aa, gerçekten yiyor. Ama şimdi tuvalete gitmesi lazım. Yok artık, onu görmem lazım. Gerçekten kıkasını mı yapacak? Rahat bir şekilde otur. Hadi yap bakalım yapacağını. Oo, gerçekten tuvalete gitmen gerekiyormuş. Demek hala yapıyorsun. Vay canına, kakasını yapıyor gerçekten. Ben de yapacağım. Aferin kızıma. Sen gidebilirsin. Ben hallederim. Sadece seninle ben Bay Flamingo. Ne akıllı bir kız. Sen ne yedin öyle? Gözlerimi yaşarttı. Ellerimin titrememesi çok iyi. Gıdıklandım. Burun kılı kalmadı işte. Bana yardım etmen lazım. Otur şuraya. Saçlarım çok fena halde. Gerçekten öyleymiş. Düzeltebilir misin? Evet, bir fikrim var. Bunu kullanabilirim. Ben sonra geleyim en iyisi. Otur şuraya. Ne yaptığımı biliyorum. Gerçekten mi? Bunu benim üstümde kullanmayacaksın herhalde. Peki, o zaman eski usul gidelim. Sen ne yaptın? Güzelim, saçlarım gitti. Hayır, bana dokunma. Olamaz, saçlarımı kesmene izin vermiyorum. Merak etme, bende tam gereken şey var. Güven bana. Tamam, bu olur işte. Bu kancayı saçlarını aletin içinden geçirmek için kullanacağım. Aynen böyle. Şimdi aleti çalıştıralım. Saçın boyunca geri çekiyorum. Ve alet saçlarını böyle örecek. Şimdi diğer tarafı yapalım. Çok basit ve hızlı. İşte bitti. Vay canına, müthiş görünüyor. Bayıldım. Teşekkürler. Bana değil, alete teşekkür et. Hoş çocuk da kim? Nasılsın bebeğim? Vay canına, tam bir alışveriş maratonuydu. Ne çok şey almışım. Para harcamanın sonu yok. Hadi ama, seni içmem lazım. Neredeyse yakalıyordum. Yakaladım. Bu çok sinir bozucu. Görünüşe bakılırsa yardıma ihtiyacın var. Sen de nereden çıktın? Şuna bir bak. Hey! Karşılığını ödemelisin. Buna ne dersin? Seninle iş yapmak güzel. Çok heyecan verici. Nereye kayboldu birden? Kimin umurunda? Pekala, şimdi bunu bir deneyelim. Şimdi kapağını açıyorum. Ve üstüme yapıştırıyorum. Şimdi eşyalarımı alsam iyi olur. Vay canına, ne çok şey almışım. Ve içecek kutum da buraya giriyor. Böylesi çok daha iyi. Tamam, bunu yapabilirim. Hiç şansın yok Cheryl. Tabii tabii, bunu daha önce de duydum. Şu oyuncaklara ve aletlere bak. Hepsini istiyorum. Onlar benim olacak. Hazır mısın? Hadi. Of, zor işmiş. Ne? Ben mi kazandım? Bilemiyorum. Gökkuşağının gökyüzünde olması gerektiğini kim söylemiş? Bu çözeltiyi bu kavanozlardaki renkli sularla karıştırıyorum. Geriye çekil, ortalık bayağı karışacak. Şunları nasıl aktığına bir bak, muhteşem. Renklerin böyle karışmasına bayılıyorum. Bir gökkuşağı şelalesi gibi. Bunu bütün gün seyredebilirim. Bunu kim temizleyecek? Doğum günüm kutlu olsun. Bu hayatımın en güzel günü olacak. Gelmişsin. Tabii ki kesimisiyi de getirdim. Doğum günü kutlu olsun. Harika bir gün geçir. Selam Mindy. Buraya gel, çok tatlı görünüyorsun. Lütfen dur. Doğum günü kutlu olsun. Sonra görüşürüz. İğrenç. Pek de cana yakın biri değilim. Bu nedir? Ben sadece Huggy Wuggy'yi seviyorum. Selam Mindy. Bak ne getirdim. Nereden bildin? Onu çok seviyorum. Hadi oynayalım. Hiç bu kadar mutlu olmamıştım. Bu mükemmel bir hediye. Ben çiçek getirmiştim. Al bakalım. Çok teşekkürler. Hey arkadaşlar, bunun içindir. Onu tamamen yanlış anlamışım. Doğum günün kutlu olsun Mindy.
Aa, onlar da ne? Çek şunları elimden. Ama kendim toplamıştım. Aa, bunun olmasına izin veremem. Ne yapacağımı buldum. Şöyle balonlarım var. Tek ihtiyacım biraz gaz. İyi, öğle yemeğinde dürüm yemiştim. Aa, evet, iyi geldi. Şimdi onun şeklini değiştirmeliyim. Umarım patlamaz. Bir kez daha çevirirsem... Ah, işte bitti. Selam Mindy. Bak ne getirdim. Ah, şuna bak. Muhteşem. Bu koku da ne? Onu kendim yaptım. Umarım beğenirsin. Beğenmek mi? Bayıldım. Tam da hayalini kurduğum şey. Şuna bir baksana. Bu harika. Ah, çok mutluyum. Bu haksızlık. Ama aklıma bir fikir geldi. Şahane. Ağzıma konfeti mi girdi? Her yer konfeti oldu. Tadı da şeye benziyor. Şu an kafam karıştı. Bir dakika. Balonum. Artık yok. Ah, evet. Sahiden kimse bu kokuyu almıyor mu? İğrenç. Peki şimdi ne olacak? Hadi parti yapalım, yaşasın. Kisinin dansına bak. Aa, öyle mi? Hakinin hareketleri çok daha güzel. O doğuştan dansçı. Bak, kisiyle dans etmek istiyor. Aa, ne romantik. Çok tatlı bir çift oldular. Hey, hadi Stacy, bir şeyler söyle. Aa, yeah, la la la. Ah, selam. Hagi, mikrofonu al. Ne güzel bir ses. Süperstar olacağız. Ah, aynen öyle kızım. Arkadaki dansçılara bak. Onlar olmadan başaramazdım. Bir ara vermeliyim. Acaba televizyonda ne var? Selam, nasıl gidiyor? Gösterime hoş geldin. Büyük planlarım var ve seni çok eğlendireceğim. Aa! Şuna baksana. Hareketini göster. Aa, ne kadar da hoş. Bu baloncuk ne kadar büyüyecek? Kocaman oldu. Hiç böyle bir şey görmüş müydün? Vay canına, bu şahane. Aa, uçuyorum. Manzara çok güzel. Evimi görebiliyorum. Ah, aklıma bir şey geldi. Mavi fon kartonuna ihtiyacım var. Sonra çizmeye başlayabilirim. Hagi Wagi'yi çizmek istiyorum. Umarım benzetebilirim. Bunlar gözleri. Sonra kürkünü çiziyorum. Çıkıntıları mükemmel olmalı. Tamam, güzel görünüyor. Şimdi onu boyayacağım. Kırmızı dudaklarına çok uygun. Ellerini sarıya boyayacağım. Ayaklarını da. Hmm, sırada ne var? Gözlerini renklendirsem iyi olacak. Aceleye gelmesi istemiyorum, güzel olsun. Ortasında küçük bir beyaz daire bırakacağım. Tamam, neredeyse bitti. Artık onu kesebilirim. Sonraki aşama için bir balona ihtiyacım var. Balonu şişirip Hagi'nin ağzındaki delikten geçiriyorum. Hagi'nin aynısından bir tane daha yaptım. Onları birbirine bantlıyorum. Sonra Hagi'yi sıkınca balon şişiyor. İşte yapmak istediğim şey tam da buydu. Çok havalı. Bunu bütün gün yapabilirim. Umarım bunu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Aa, bunu görmelisiniz. Bu çok özel bir içerik. Stacy size özel bir şey gösterecek. Dokunma. Hayır, telefonum. Aa, lütfen bir şey olmasın. Bilerek yapmadım. Ay, çok özür dilerim. Bu çok sevimli bir resim. Bu simlere bayılıyorum. Işıl ışıl. Hey! Bir kez daha. Ortalık batıyor. Bu çok eğlenceli. Bu da ne? Oo, ne çok sim var. Bu aklıma bir fikir getirdi. Hey! Orada kimse var mı? Hmm, sanırım boş. Aa, hadi ama. O tuvalet rulosuna ihtiyacım var. Ama bu koku... Aldım. Çok fenaydı. Kevin ne yemiş ya? Belli etme. Ben sadece bir bitkiyim. Burada görülecek bir şey yok. Evet. Sanırım gereken her şeyi aldım. Aa, sen ne yapıyorsun? Birazdan görürsün. Tuvalet kağıdı kartonunun üstünü kağıtla kapla. Sonra üstünü böyle çiz. Rulonun içine balonu yerleştir. Balonun dibini aşağıya çekip balonu iyice sıkıştır. Balonun üzerine kalemle bir yüz çiz. Hayal gücünü istediğin kadar kullan. Rulonun kenarına iki kağıt parçası sokarak patileri oluştur. İşte artık mıncıklanacak stres oyuncağın hazır. Bak.
Vay canına, hadi birlikte oynayalım. Olamaz, oh, tuvalet kağıdı yok. Of, bu canımı yakacak. İzle bak, sihirle topu hareket ettiriyorum. Ah, bunu nasıl yapıyorsun? Alsana, ben de bir sihir yapmak istiyorum. Hareket etmiyor, sanırım bozulmuş. Sana bir sır vereyim, bunu dene. Hadi bakalım, hareket ediyor. Bunu sen mi yapıyorsun? Olamaz, dikkat et. Eğil. Ay, bu çok yakındı. Artık onunla oynayamam. Gitti. Sorun değil, üzülme. Durumu düzeltebilirim. Kağıtları kesip şöyle katlayarak bir küp oluştur. Seloteyple köşeleri yapıştır. Bir küp daha yap, öbürüne tuttur. Küpleri üst üste koy ve öbür tarafa da menteşe görevi görecek bir bant daha ekle. Bunu 3 kez daha farklı renkte kağıtlar kullanarak tekrarla. Küplerden uzun bir dikdörtgenler prizması oluştur. Hepsini birbirine bantlamaya başla. Küpü yana çevir ve diğer yana da bant yapıştır. Bunu her yanına yap. Bu tamam olunca küpleri emojilerle kişiselleştir. En sevdiğin emojileri seçebilirsin. Küpleri her katladığında farklı bir emoji kombinasyonu elde edeceksin. Şuna bak. Emin değilim. Bu ne? Aslında bayağı eğlenceliymiş. Bu harika, bunu sen mi yaptın? Evet. Aa! Of! Ha? Bu nasıl bir sihir? Bak bende ne var. Denemek ister misin? Bunlar harika. Ben mavi olanı sevdim. Seni seçiyorum. Gir bakalım içine. Kapağını kapatayım. İşte işin eğlenceli kısmı. Yani onları mıncıklamak. Ay, ne kadar iyi geliyor. Bunun balonun içine girmesi lazım. Sıkıyorum. Şimdi biraz bekleyeyim. Ben makyaj yapacağım. Bu kadarı yeterlidir. Bu çok heyecanlı. Ay, ne tatlı. Bu müthiş. Aşırı sevimli. Bunu bütün gün yapabilirim. Bir resim çeker misin? Gülümse. Bırak, o benim. Amanın. Bir ananas. Ha, bu da nereden geldi? Sanırım bir fikrim var. Kalın bir karton alıp şu şekli kes. Böyle. Sonra saç düzleştiricisiyle küçük bir köpük parçasını ısıt. Köpüğü bir daire şablonunun üzerine koy ve üzerine bir misket bastır. Köpükle bir çukur oluştur. İşte tam böyle. Kartondaki bütün delikleri doldurana kadar bunu tekrarla. Şimdi kartona yenilebilir tutkal sür. Kartonun ve köpüklerin çevresine sür. Köpüğü üstüne bastır ve sağlamlaştır. Kartonu çevir ve öbür köpüğü de üstüne bastır. Köpükteki baloncukları deliklerden bastırarak geçir. Sonra köpükten ince bir şerit alıp bir kenar oluştur. Kartonun çevresine yapıştır. Birkaç ince şeridi daha kartonun ortasında dikey olarak kullan. Yeşil köpüğü ananasın yapraklarını oluşturacak şekilde kes. Tropik bir ananas popit. Oluyor, çok iyi geliyor. Hadi sen de dene. Yavaş ol bakalım. Aradığımız bu değil. Bu ona daha çok benziyor. Şüpheliyi yakaladık. Yani ananası. Alo? Lollipop lezizmiş. Ah, selam. Nasıl gidiyor? Ooo, ışıltılı altın yiyecek. Bunları denemeliyim. Git şuradan Lollipop. Sessizce. Ne olduğunu bilmiyorum ama bunu istiyorum. Hadi bakalım. Bu çok iğrenç. Bunu görmelisin. Ne hoş değil mi? Tam mıncıklamalık. Denesene. Teşekkürler. Senin dişinde bir şey var. Neyse, şunu sık bir bak. Oh, haklıymışsın. Çok yumuşak. Çok hoşuma gitti. Hiç kalmamış. Bir fikrim var. Gel bir. Evet, anladım. Hizmetkar. İşte bize tam gereken. Önce bir kase beyaz damla çikolata alıp erit. Bir balonu şişir ve çikolatayı üzerine dök. Ortalık biraz batabilir.
balon iyice kaplansın. Sonra çikolatayı sertleşmeye bırak. Al bakalım. Vay! Çatırdamasını bir dinle. Bu çok hoş. Sana söylemiştim. Yapması da çok kolay. Bayıldım. Bu çok eğlenceliydi. Harika fikir. İşim hiç bitmiyor. Maaşım bunun için yeterli değil. Bayağı rahatlatıcıymış. Bu çikolata mı? Oh, sıkıldım. Bunu istemiyorum. Ha, ben alırım. Ah, buldum. Yok. İşte bu. Aa, ne minik. Bu iyi bir seçimdi. Şunu kurayım. Vay canına, değişmeye devam ediyor. Bu hem dinozor hem de araba. Vay canına, bu müthiş. Hayır, o benim. Of, sadece dokunmak istemiştim. Ama aslında sanırım daha iyi bir fikrim var. Bir tabaka plastikten bir daire kes. Ortasına bir delik aç ve kağıdın üstüne yerleştir. Tek boynuzlu at çizdik ve sayfayı bölümlere ayırdık. Tek boynuzlu atın üstünden kalemle geç. Kağıdı çıkar ve tek boynuzlu atı boya. Stres çarkının ortasını çıkar ve onu plastiğin ortasındaki deliğe yerleştir. Çevirince tek boynuzlu at hareket edecek. Tek boynuzlu atımı sevdin mi? Sanki koşuyor gibi. Esi, bak. Sende bir tek boynuzlu at mı var? İnsana hipnotize ediyor. Tüh, ama şimdi arabayı alabilirim. Of, hangisini seçsem? Hangisiyle oynayacağımı bilemiyorum. Oh, bu iyi görünüyor. Bunlarla kesinlikle çok eğleneceğim. Jöleyi şu pipete sıkıyorum. Şimdi üflüyorum. Ah, işe yarıyor. Bir balon yaptım. Şimdi pipeti çıkarayım. Tam bir balon gibi. Şimdi maviyi deniyorum. Patlar mı acaba? Ah, çok hoş bir his. Ah, o da ne? Keşke benim de balonum olsa. Elimde sadece bu şeker var. Çok kıskandım. Bir dakika, nasıl kendime balon yapacağımı biliyorum. Ah, amma da ağırmış. Mikrodalgayı niye getirdin ki? Balon yapacağım. Önce şekeri ısıtmalıyım. Şimdi açayım. Bu kadarı yeterlidir. Pipeti de unutmayayım. Pipeti erimiş şekere batırıyorum. Şimdi de üflüyorum. En iyi yanı da balonları yiyebilmem. Vay canına, bu çok zekice. Ben de bunu deneyeyim. Bunun tadı hiç de iyi değil. Bu çanta altın ve gümüşten elde yapıldı. Bu da en özel Simple Dimple. Ne kadar havalı. Kıskandığını biliyorum. Bu çok güzel bir his. Bunu bütün gün yapabilirim. Çok eğlenceli. Gerçekten eğlenceli görünüyor. Daha hiçbir şey görmedin. Pırıltılı pullar ekleyince ne olduğunu seyret. Çukur kısmına döküyorum. Herhalde bu kadar yeter. Sonra böyle bastırıyorum. Muhteşem! Bunu gittiğim her yere götürmeliyim. Seyrediyor musun? Bir daha yap. İşte geliyor. Gümüş, altından sonra sevdiğim ikinci renk. Hey! Bir kere daha. Daha eğlenceli bir şey var mı? Evde simli odam var. Ne kadar şanslı. O da ne? Belki bu atık kağıdı eğlenmek için kullanabilirim. Bir yaprak kağıdı düz bir yüzeye yay. Sonra bir bant alıp kurşun kalemle etrafını çiz. Bandı kaldır ve bir keçeli kalemle emoji yüzü çiz. En sevdiğin emojiyi yapabilirsin. Ayrıntıları unutma. Renkler de eklemelisin ki güzel görünsün. Bu daireyi dikkatlice keserek çıkar. Kağıdın üst kısmına bir kesik at. Kenarlarını birbirinin üstüne bantla yapıştır ki ortasında çıkıntı oluştursun. Kağıda bir 8 şekli çizip kes. Ortasındaki daireleri oyarak çıkar ve emojileri buralara yerleştir. En üste başka bir 8 şekli koyarak yapıştır. Artık benim de bir Simple Dimple'ım var. Gayet güzel çalışıyor. Mutlu, üzgün.
Hey, bu harika bir fikir. Nasıl görünüyorum? Komik. Bayıldım. Pahalı arabaları seviyorum. Babam bunun aynısından alacağına söz verdi. Bir tane de bundan. O zamana kadar bunlarla idare edeceğim. Bak nasıl gidiyorlar. Ağlamaz. Dikkat et. Şuna bak. Ha canına, bir tek boynuzlu at. Ne kadar şanslısın. Ha biliyorum. Gösteririm ona. Kendi tek boynuzlu atımı yapmanın bir yolu olmalı. Ha? Bu şeyler nasıl kullanılıyor? Elimi kurbağaya mı dönüştüreceksin? Hayır, belki sonra. Önce yapmam gereken bir şey var. Her şeye burnunu sokma. İçinde ne varmış? Öpşüv. Ah, kötü bir fikirdi. Of hadi ama. Çok komik görünüyorsun. Neden uğraşıyorum ki? Bir dakika. Balonlarım olduğunu bilmiyordum. Ne yapacağımı biliyorum. Bu harika bir fikir. Önce bir balona ihtiyacın var. Bir huni al ve ters çevir. Balonun ağzını esnetip huninin ucuna geçir. Sonra huniyi çevir. Şimdi una ihtiyacın var. Huniyi kullanarak unu balona dök. Bu kadar yeter. Huniyi hafifçe vurarak bütün unu balona dök. Huniyi çıkar ve balonun ağzını düğümle. Sıkıca bağlamaya özen göster. Balonun fazlalığını makasla kes. Bunu farklı renklerdeki balonlarla yap. Sonra bir kase sabunlu suya ihtiyacın var. Balonları kaseye koy. Karıştırarak sabunlu suyla kaplanmalarını sağla. Balonları çıkarıp bir havlunun üstünde kurut. Bu aşamada dikkatli olmalısın, patlamalarını istemeyiz. Güzel görünüyor. Nazikçe birbirine bastır. Yapışmaya başlayacaklar. İşe yaradı. Balonlar yumuşacık ve tam sıkmalı. Pahalı oyuncaklara ne gerek var? Onu nereden aldı? Güzel görünüyor. En azından arabalarım var. Buna ihtiyacım yok. Bu da işe yaramaz. Hayır. Gönder gelsin. Evet. Zengin olmak insanı susatıyor. Bu ilginç. Acaba bunu kullanabilir miyim? Bu dondurma çubuğu işime yarayabilir. Bir fikrim var. Kalıbı şekerli suyla doldur. Sonra gıda boyası ekle. Biraz karıştır. Kalıbın her yüzüne su ve gıda boyası koy. Sonra hepsine birer dondurma çubuğu yerleştir. Doğruca dondurucuya gidiyor. Hazır olması için beklemen lazım. Bunlar çok güzel görünüyor. Denemek için sabırsızlanıyorum. Ama bunlar yemek için değil. Onlarla bu kağıda resim çizeceğim. Daire çizerek başlıyorum. Şimdi etrafına çizgiler yapıyorum. Kendime de ziyafet çekeyim. Bayağı lezzetli. Ne yapıyorsun? Hiç buzlu şeker yemedin mi? Denesene. Neden olmasın? Sanata yatkın sayılırım. Güzel fofuduk bir bulut. Şöyle azıcık yalasam ne olacak? Güzelmiş. Bekle. Hadi kola içelim. Harika, teşekkürler. Güzel kokuyor. Buldum. Önce boş bir kase al. Toz jelatini ve kolayı içine dök. Birazcık jelatin yeter de artar bile. Sonra iyice karıştır. Jelatin çözülene kadar karıştırmalısın. Sonra bir şırıngaya bu karışımdan doldur. Popit'i kola karışımıyla dolduracağız. Bütün çukurları doldur. Dikkat et, karışımı sıçratma. Karışımın donmasını bekle. Sonra nefis atıştırmalıkların olacak. Nasıl buldun? Vay canına, harika görünüyor. Buyur. Yemek için sabırsızlanıyorum. Çok iyi. Banyo yaparken bunu aradım durdum. Bak ufaklık. Beni eğlendirecek bir şey olmalı. Buldum. Eğlenceyi satın alabilirim. Sadece beklemeliyim. Ne yapıyorsun? Hey, dikkat et. Çok tuhafsın. Bu kadarı yeterli.
İşe yaradı. Şuna bak, çok eğlenceli. Buna bayıldım. Yapacak çok şey var. Hey. Uhu. Yine ne var? Deneyebilir miyim lütfen? Al dene. Ona paramı nereye sakladığımı gösteremem. Benim yeteri kadar param var zaten. Neyse. Buldum. Şu oyuncak ayıcıklara bak. Odaklan. Bunu çantaya koyacağım. Lütfen işe yara. Çok heyecanlı. Ha? Bu da ne? Tam bir hayal kırıklığı oldu. Ya da olmadı. İki karton al ve birinden bir kare kesip çıkar. Kartonları üst üste koy. Değişik renklerde boya ve kenarlarını yuvarlat. Sonra bir parça beyaz karton al. Kartona bir tavşan çiz. Her tavşanın havuca ihtiyacı vardır. Bayağı şirin oldu. Renk de eklemelisin. Havucu da unutma. Çizgilerin dışına taşırmamaya çalış. Bu havuç nefis görünüyor. Sonra kartonu karelere böl. İşte böyle. Şimdi karton çerçevenin içine yerleştirebilirsin. Bir kareyi boş bırak. Kareleri kaydırarak yerlerini değiştirebilirsin. İşte harika bir bulmaca oldu. Biraz zor ama çok eğlenceli. Yaptım. Bu çantaya artık ihtiyacım yok. Bir daha deneyeyim. Ebeveynlik zor olabilir. Bu yüzden sana yardımcı olabileceğini düşündüğümüz harika tüyolar bulduk. En sevdiğin hangisiydi? Aşağıdaki yorumlarda bize anlat. Bu videoyu arkadaşlarınla paylaşmayı ve bunun gibi faydalı videolar izlemek için kanalımıza abone olmayı unutma. Bağcığı böyle düğümlüyoruz. Ve işte bitti. Teşekkürler anne. Hadi bir deneyelim. Ayağa kalk. Hadi tatlım. Yaşasın. Vay canın o müthiş. Bu benim patenlerimden o kadar daha iyi. Aa, bu haksızlık. Uyumaya hazır mısın tatlım? Üstünü güzelce örtelim. Tamam, artık uyku zamanı. Şu oyuncakları buradan alayım. Teşekkürler anne. Aa, bu nedir? Orada biri mi var? Aa, olamaz. Yoksa bu canavar mı? Aa, gitme anne. Ne yapıyorsun? Karanlıktan korkmana gerek yok canım. Bir saniye, şurayı toparlamam lazım. Bu bant işe yarayabilir. Sanırım bunu nasıl halledeceğimi biliyorum. İşe koyulalım. Bu rulo bantı alıp yere koyuyoruz. Rulonun ortasına iki parça bant yapıştırıyoruz. Aynen böyle. Sonra bantın üstünü boyayıp böyle dolduruyoruz. Farklı renklerle bölümler oluşturuyoruz. Böylece bir gökkuşağı efekti yaratıyoruz. Telefonumuzu buraya koyup ışığını açıyoruz. Aa, gece lambası. Canavar artık bana yaklaşamaz. İyi geceler anne. Ben de yorulmuşum. Güzellik uykuma yatmam lazım. Çok iyi geldi. Bu ses de nedir? Peki, aynı ışıktan bende de olsun o zaman. Şimdi tatlı rüyalar görebiliriz. Bu harika olacak. Havuza bayılıyorum. Anne, ben yüzmek istiyorum. Tabii ki tatlım. Kolluklarını çıkarayım. Nerede onlar? Çantaya koydum sanıyordum. Olivia, sen git orada dur. Neden? Yürek nasıl olur? Yok, olmaz. Karton suda yüzer mi? Bu kötü bir fikir. Anne. Yok, olmaz. Bir düşüneyim. Buldum. Hareket etme. İşte bir casimidi. Hanımefendi, o benim. Başka bir tane bulun. Düşüneceğiz bir şeyler. En azından havuz makarnası var.
Bir saniye, bunu kullanabilirim. Havuz makarnasından bir parça kesiyoruz ve bunu dilimliyoruz. Tamamını aynısını yapıyoruz. Bunu farklı renklerle tekrarlıyoruz. Şimdi bize plastik kelepçe lazım. Kelepçeyi iki halkanın içinden geçiriyoruz. Sonra sıkıyoruz. Aynı şeyi diğer halkalarla da yapıyoruz. Fazla uçları kesiyoruz. Şimdi suya girebilirsin. Çok güzel olmuş. Anne beni izle. Bomba! Bakın suda yüzüyorum. Bu harika. Çok güzel görünüyor tatlım. Ben de biraz dinlenebilirim. Hey, bu çok iyiymiş. Ben de yelek istiyorum. Hadi anne. Geliyorum. Burası parkın en iyi yeri. Sıkıldım. Anne, ben gidip oynamak istiyorum. Uzaklaşma ama seni görebileyim, tamam mı? İyi eğlenceler. Yaşasın. Aferin kızıma. Bu kitap bayağı hoşuma gitti. Ha? Olivia? Ah, nereye gitti bu kız? Olivia, geri dön hemen. Olamaz, bu çok kötü. Çok uzaklaşmış olamaz herhalde. Ah, bir şey olmaz, hemen paniğe kapılmayayım. Olivia tatlım, neredesin? Ah, her yere baktım. Ah, bu şapkası. Olivia, hemen buraya gel. Aptalca oyunlarına bir son ver. Hey. Affedersiniz. Şapkamı ver. Ah, seni kızım sandım da. Ah. Olivia. Demek buradasın. Ben de seni arıyordum. Çok endişelenmiştim. Bunu bir daha yapma, tamam mı? Satılık balonları. Yalnızca $2. Ah. Bunlar yararlı olabilir. İşte oldu. Balon beni takip ediyor. Oh, ne sevimli. Ve artık onu görebiliyorum. Ne? 2 balon mu? Ah, selam. Selam. Çok iyi fikir değil mi? Alo. Bir saniye. Annenin bir toplantıya katılması lazım Olivia. O yüzden sessiz ol. Anladım. Oo, eğlenceli gözüküyor. Yaşasın. Nasıl yani? Şşt. Ne? Ah, evet. Pardon, devam edelim mi? Gelecek ayın öngörülen satışlarındaydık. Tahminler çok sağlıklı görünüyor. Ben bir ayakkabı mı uçtu yanımdan? Anne, anne, o komik görünen adam kim? Olivia, ben sana ne dedim? Hayal kırıklığına uğradım. Ne yapacağımı biliyorum. Hula hoop'un üstüne böyle bant yapıştırıyoruz. Sonra bir diğerini de dikine koyuyoruz. Bu hale gelinceye kadar yapıştırmaya devam ediyoruz. Olivia, sana bir şey vereceğim. Bak, sana eğlenceli bir oyun. Bu onu meşgul eder. Hadi tekrar deneyelim. Pekala, nerede kalmıştım? Başardım. Bu oyunda çok iyiyim. Merhaba anne. Ne güzel. Senin kıyafetlerine ne oldu? Ama sen kir içindesin. Ne yapalım? Dur. Seni temizlememiz lazım. Ama anne, ben açım. Bunu nasıl başarıyor anlamıyorum. Bu olur. Bunları sonra yıkarım. En azından bir tane temiz üst kalmış. İşte sana temiz bir tişört. Tamam, ama nasılsa yine kirlenecek. Bu nasıl oluyor ya? Neyse, hiç cevap verme. Hadi giy şunu. Mecbur muyum? Anne, saçlarımı bozuyorsun. Çabuk ol anne. Teşekkürler. Böyle daha iyi. Hadi ya artık. Nihayet. En sevdiğim. Şu nefis çikolataya bak. Olamaz. Yapma. Buna bakamayacağım. Sorun yok. Nefes al. Ver. Bir dakika. Bu torba aklıma bir fikir getirdi. Güzel oldu. Çok lezzetli. Of, ellerime bulaşmış. Ben böyle daha iyi. Bunu her gün yesem bakmam.
Benim de kıyafetlerini yıkamama gerek kalmadı. Tamam anne, doydum. Hadi bunu alalım artık. Torbayı böyle yırtsam yetiyor. Kaldır kollarını. İşte tişörtün hala tertemiz. Hadi şimdi git oyna. Görüşürüz anne. Görüşürüz tatlım. Taze sıkılmış meyve suyu gibisi yok. Günaydın anne. Al bakalım bir bardak meyve suyu. İstemiyorum. Çok iğrenç. Ama bu çok yararlı. Onun yerine çikolatayı tercih ederim. Kahvaltıda çikolata olmaz. Ama o zaman beni durdur da görelim. Ver şunu bana. Olmaz, bu benim. Her sabah aynı şey. Bir saniye. Belki bu popiti kullanabilirim. İşe yarayabilir. Sanırım işe yarayacak. Bir popit alıp içine biraz meyve suyu döküyoruz. Çukurları tamamen dolduruyoruz. Sonra meyve suyu donana kadar popiti buzluğa koyuyoruz. Dolmuş meyve suyunu popitten ayırıyoruz. Vay canına, harika görünüyor. Olivia buna bayılacak. Ben hemen yerdim bunu. Olivia! Ne var? Bak bende ne var. Nedir bu? Dene bir. Öyle diyorsan. Güzel olsa iyi olur. Ay çok gerildim. Devam et hadi. Lütfen. Güzel. Meybuz gibi. Teşekkürler anne. Bunlar da çöpe gidiyor. Yaşasın. Okul için hazırlanmanın zamanı geldi. Sırt çantama şöyle bineyim o zaman. İşte artık hazırım. Baba. Babacığım. Okula gitmeye hazırım. Tamam işte geldim. Hadi seni okula götürelim. Hazır mısın? Sıkı tutun. Çok eğlenceli. Sırt çantasına binmeyi çok seviyorum. Ne güzel bir gün değil mi? Bir dakika, biz buraya nasıl geldik? Yanlış yerden döndüm herhalde. Senin saçların ne güzel. Tatlım, bak sana ne aldım. İşte yepyeni gazlı kalemlerin. Yaşasın. Sağ ol anneciğim. Gazlı kalemlere bayılıyorum. İki tane yeşil. Önce bunlarla başlayacağım. Resim yapmakta çok iyiyim. Bunun için bana ödül vermeleri lazım. Şimdi bütün renkleri aynı anda kullanacağım. Gökkuşağına benzedi. Gökkuşağına bayılıyorum. Yaşasın, bu da mavi. Kırmızıyla ismimi yazabilirim. Niye bir sürü kapak var? Bunları istemiyorum. Kapakların hepsini çıkaracağım. Hey, bu kalem niye yazmıyor? Anne! 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 Bak, kalemlerim bozuldu. Düzelt bunları. Ne? Ama bunlar daha yepyeni. Daha yeni aldım. Bir bakayım. Bu kalemlere ne olmuş böyle? Tamam, gel benimle. Ne yapabileceğimize bir bakalım. Bak, gördün mü? Bütün kalemler bozulmuş. Ah, anladım. Hepsinin kapağını çıkarmışsın. Kapakları olmadığından hepsinin içi kurumuş. Gördün mü Eva? Kullanmadığında kapaklarını kapaman lazım. Peki. Kapaklarını kapalı tutuyoruz. Bir bakalım diğer kapaklar nerede? Eva, onları nereye koydun? İşte biri burada, diğeri de burada. Her yere dağılmışlar. Tek bir çocuk etrafı nasıl bu kadar dağıtabilir? Neyse ki çok şirin bir şey. Keşke bu kadar dağınık olmamasını sağlayacak bir yöntem olsa. Bir dakika. Bant. Bu aklıma harika bir fikir getirdi. Hadi bakalım. Banttan bir parça koparıyorum. Bu kadarı yeterli. Sonra kalemlere ihtiyacım var tabii. Kalemleri böyle bantın üstünde sıraya diziyorum. İşte aynen böyle. Sonra bantın geri kalanını kapakların üstüne katlıyorum. Bu çok işe yarayacak eminim. Pekala tatlım, şuna bir bak. Artık kapaklarını hiç kaybetmeyeceksin. Hepsi buradalar, tamam mı? Al bakalım. Yaşasana, bak kalemler yine yazmaya başladı. Mor bir çiçek yaptım ve yeşil bir kalp. Sen harika bir ressamsın kızım. Ren. Ren. Bir bakalım, yeterince oyuncağı çantama koydun mu acaba? Şapkasını unutmamalıyım. Benim kitabım o da tabii. Ve elleri kirlenirse de ıslak mendil de koyayım. Çanta dolmuş bile. Hadi ama gir şuraya. Buraya sığabileceğini biliyorum. Harika, sırada ne var? Neyle oynuyor acaba? Anne, o benimdi.
Tamam, şimdi bu oyuncağı kutusundan çıkarayım. Artık içi boşaldığına göre ıslak mendilleri bunun içine sokabilirim. Ufacık bir kutu ama mendiller de katlanıp ufacık olabiliyor. İşte oldu. Bu kadarı bize yeter. Ve bu şekilde çok daha az yer kaplıyor. Hey anne, bak ben ne yapabiliyorum. Cips yüzümde duruyor. Evet, bu çok zekice. Aferin sana. Ama bir saniye dur bakayım. Islak mendilden bir tane alayım. Bu uzun zamandır yaptığım en akıllıca şey. Hadi bakalım, annen şimdi biraz yüzünü temizlemek istiyor. İşte tertemiz oldu. Tam dolmasını istediğim gibi. Ah ne güzel bir akşamüstü. Ah o da ne? Tatlım, ördeklere bak. Anne, üstüme döktün. Ah neyse, merak etme, ben şimdi hallederim. Gördün mü, hala ıslak mendilimiz var. İşte oldu. Hepsini sildim, tişörtün yine tertemiz oldu. Şimdi o içecek yerine niye şu elmayı yemiyorsun? Ren, bir de dikkat edeyim, ben geliyorum. Boom! Dino kamyon seni hakladı. Tatlım, orada ne yapıyorsun? Tatlım, tatlım. Annen sana bir şey soruyor. Aman tanrım, elleri kir içinde kalmış. Neyse ki yanımda bu ıslak mendiller var. Hadi ellerini bir temizleyeyim. Yalnız biraz ovalaman gerekecek. İşte ellerin yine tertemiz oldu. Yaşasın, sağ ol anne. Sen harika bir annesin. Bir bakalım. Bunlar nereye gidiyor? Oh, aman tanrım. Şu bıçaklara bak. Onların burada olmaması lazım. Ya küçük meleğim ellerini sokarsa buraya? Bıçaklar yüzünden kendini yaralayabilir. Of, hayır, hayır, hayır. Bunlar kesinlikle burada duramaz. Bunları bulamayacağı bir yerde kilit altına almam lazım. Of, böylesi çok daha iyi. Artık güvende olacaktır. Şimdi de oyuncakların bir kısmını toplayayım. Bir saniye, bu masanın kenarı çok sivri. Bu neredeyse bıçaklardan bile kötü. Bir yerini vurabilir. Of, olamaz, yazık olur o dizlere. Kızımın acı çekmesini engellemek için bu masayı buradan kaldırmam lazım. Aman tanrım, olamaz, mümkün değil. Evimde böyle bir ölüm makinesini barındıramam. İşte yastıkları güzelce kenarlara yerleştirdim. Artık hiç sivri değiller. Bunun sayesinde tamamen güvende olacak artık. Kapıyı kitlemeyi unutmayayım. Bir dakika. Ya evdeki prizler? Olamaz. Ne yapıyor? Canı yanacak. Hayır, 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 hayır. Benim bebeğim olamaz. Hemen dur bakalım orada elektrik prizlerine. Asla bir şeyler sokmamalısın. Of, şu haline bak. Ağzın burnu kir içinde. Dur, seni bir temizleyeyim. Of, ben seninle ne yapacağım? Bir saniye. Bu ıslak mendillerin kapağı priz sorununun çözümü olabilir. Evet, hepsi bunun altına sığabilir. Yalnız bir iki değişiklik yapmam lazım. İşte oldu, kapağı doğruca çıkabilir ve prizlerin üstüne yapıştırabilirim. İşte oldu. Şimdi bu parmaklarını prizden uzak tutmasını sağlayacak. Pekala, anne evde değilken usludur, tamam mı? Bir saniye. Ya ütü? Evden hiç çıkamayacağım galiba. Yaşasın, en sevdiğim popit oyuncağım. Kelebekleri çok seviyorum. Aman tanrım, küçük bir meleği andırıyor. Ah selam, seni uzun zamandır görmemiştim. Nasılsın? Hadi seninle bir yürüyüşe çıkalım. Evet, güzel yürüyorsun. Sadece dünyanın çevresini yürüyerek gezebilir miyiz? Ooo, bak bebeğim, bir havuz. Ben yüzmeye bayılırım. Vay canına, susadın mı yoksa? Bir şeyler içmelisin. İşte nasıl geldi, iyi mi? Ah olamaz, nereye gitti şimdi bu? Ah şu taraftaymış. Onu en son gördüğümden beri bu kadar büyüdüğüne inanamıyorum. Bebek, bu artık o kadar eğlenceli değil. Ah şuna bak. Orada bir top var. Üstelik güzel de topmuş. Bayıldım. Ah rengi kırmızı ve mavi. Hey gel buraya bakayım. Top, yuvarlanıp durmayı kes. Seninle oynamak istiyorum. Vay canına. Bak bu ağaç ne kadar yüksekmiş. Boyu ta oralara kadar uzanıyor. Bu gördüğüm en iyi ağaç. Ağaç ağaç, bahsederim seni sallayabilirim. Şaka şaka. Bu kitaba hayran oldum. Ha? Bir dakika. Şimdi nereye gitti? Kızım nerede? Olamaz, olamaz. Kayboldu. Hiçbir yerde göremiyorum. Oyuncak bebeği burada. Aha, ama onu her yere götürürdü. Neredesin kızım? Neredesin? Ha, merhaba. Burada küçük bir kız gördünüz mü? Ha, buna benziyor. Çok şirindir. Aa, üzgünüz. Onu hiç buralarda görmedik. Nereye gitti ki bu? Aha, telefonu çalıyor. Alo? Evet, evet. Ah, aman tanrım, çok teşekkür ederim. Of, nerede benim kızım? Ah, meleğim, biricik aşkım, anne seni her yerde aradı. Merhaba anne.
Onu geri getirdiğiniz için çok teşekkür ederim. Bana nasıl ulaştınız? Bileziğinde yazıyordu. Sadece o numarayı aradım. Ah, aman tanrım, bileziği unutmuşum. Biraz misina ile birkaç boncuk aldım. Kartlar daha güzel görünmesini sağlıyor. Sonra telefon numarasını ekledim. Son olarak da ismini ve birkaç kart daha ekledim. Annie'mi bana getirdiğiniz için çok çok teşekkür ederim. İyi günler. Annie, kahramanımıza el salla hadi. Al bakalım, sana güzel ve sağlıklı bir atıştırmalık hazırladım. Hayır, bunu istemiyorum. Berbant, ben hamburger istiyorum. Ama hamburger yiyemezsin. Bunu yemek zorundasın. Al hadi bunu bir dene. Hoşlanacağından eminim. Hayır dedim. Ben hamburger istiyorum. Bunu göreceğiz. Bak işte elman geliyor. İşte geldi. Ağzını kocaman aç ve bir ısırık al. Hadi. Hadi ama tatlım, sen elmaya bayılırsın. En sevdiğin şeydir. Peki bu çikolataya ne dersin? İşte geliyor. Ay canına, çikolataya bayılırım. Yaşasana, ver hadi ısırayım. Giderek yaklaşıyor. Olmaz, elma olmaz demiştim. Of, peki şunu deneyelim. Annie, bak bende ne var. Aynen öyle, ayı kardeş seni ziyarete gelmiş. Al bakalım, ona kocaman bir sarıl bakalım. Thank you. Çok iyi, ilgisi tamamen dağıldı. Şimdi bunları arada yedireyim. Ne? Olmaz, elma istemiyorum. Elma olmaz. Of, sabrımı gerçekten zorluyor. Bu konuda yapabileceğim bir şeyler olmalı. Hamburger istediğini söylemişti. Buldum. Bu sefer beni asla atlatamayacak. O zaman meyve burgeri yapmaya başlayalım. Elma ekmeği olacak. Kivi de salatası. Et yerine bir dilim şeftali ve ilave olarak da çilek ve muz. Hatta elma ile patates kızartma bile yapabilirim. Tatlım, sana bir hamburger yaptım. Aynen istediğin gibi. Vay canına, bütün bu hamburger benim için demek. Yanında patates kızartması da var. Patates kızartması hayatta en sevdiğim yiyecek. Yaşasın, hamburger zamanı, çok lezzetli. Bu harika olmuş. İşte benim akıllı kızım. Okula gitmeye hazır sayılırım. İyi günler tatlım. Bir dakika, az kalsın unutuyordum. Ah, sonunda gitti. Artık üstümü değiştirebilirim. Sıkıcı giysilerden kurtuluyorum. Ah, böyle daha iyi. Sonunda kendim olabilirim. Bu ruj rengini seviyorum. Lexi! Ah anne! Hepsini açıklayabilirim. Umarım iyi bir açıklamam vardır. Ah, geç kaldım. Ah, bir saniye. Saat kaç? Aa, bugün pazar. Yatakta tembel tembel yatabilirim. Ah, işte hayat budur. Sabah kahvesinin yerine hiçbir şey tutmuyor. Temizliğe başlama zamanı. Aa, bu şarkıya bayılıyorum. Aa, bu gürültü de ne? La 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 la, pazar günü temizlik yapmak. Haftanın en harika günü. İyi bir temizlik gibisi yok. Ah, kesin şu gürültüyü. Ha, bir dakika. Galiba şehirde. Artık güzellik uykumu alabilirim. Aa, bugün hamamdayım. Kendi ellerimle bir şeyler yapabilirim. Aa, ah, al sana. Stresten kurtulmak için harika bir yol. Bu işe yaramıyor. Düşünmeliyim. Aa, buldum. İşte ihtiyacım olan bu. Beni hiçbir şey durduramaz. Ben bir matkabım. Aa, evet. Aa, hadi ama. Bunu yapmak zorunda mı? Sırada ne var? Hey, o da tertemiz oldu. İşte hepsi bitti. Başarılı bir iş daha. Oh, ter içinde kaldım. Sıra şekerleme yapmaya geldi. Oh. Ah, sonunda. Artık hazırlanabilirim. Şşş, sessiz olmalıyım. Lütfen uyanma. Dikkat. Başardım. Anahtarımı alayım. Ani hareketler yapmamalıyım. Lütfen uyanma. Bebek gibi uyuyor. Tamam, gitmeliyim. Görüşürüz.
Bir yere mi gidiyordun? Annem, bu sadece bir rüya. Ama bence bir şey unuttun. Anne, ders çalışmam çok sıkıcı ama ya. Buluşma zamanı yaklaşıyor. Ay, çok heyecanlıyım. İşte geldi. Selam tatlım. Selam, bunlar sana. Bu da kim? Anne. Yakından inceleyeyim bakayım. Selam. Çok zevksiz giyiniyor. Anne, beni utandırıyorsun. Bir dakika, o çiçekler tanıdık geldi. Bahçemi mahvetmişsin. Gidin buradan. Tamam. Yine de bir buluşma sayılır değil mi? Gidelim mi? Gidelim. Hoşça kal anne. Gözlerimi bu ikisinin üstünden ayırmasam iyi olacak. Çiçekler için teşekkürler. Çok güzeller. Senin kadar güzel değiller. Şu annem mi? Yok canım, o değildir. Kılık değiştirmek işe yaradı. Benden asla şüphelenmezler. Ne yapıyorlar? Muhteşem görünüyorsun. Ne güzel şeyler söylüyorsun. Ne? O da ne? Bilmiyorum ama acıttı. Bu ağacı buluyormuşum gibi yapayım. Şu yapraklara bak, ne yazık. Dur bakalım. Buna inanamıyorum. Seninle zaman geçirmeyi seviyorum. Fazla yayılma dostum. Dip dibe oturuyorlar. Bu parkı kim temizliyor? Rezalete yapmışlar. İşte tam sırası. Hayır değil. Ağaçlarda bir şey mi var? Orada neler oluyor? Her yer yaprak oldu. Her şeyi görebiliyorum. Anne! Senin burası rahatmış canım. Vay canına, şuna bak. Lexi, bak elimde ne var? O nedir? 80'ler partisi mi? Yok, bana göre değil ya. Hadi ama eğlenceli olacak. Hazırlanmalıyız. Sen ne giymişsin öyle? Asıl sen ne giymişsin öyle? Bu 80'ler değil ki. Hoş görünüyor. Bunu halletmeliyiz. Hadi gidelim. Ama şimdi başım dönmeye başladı. Nasıl görünüyorum? İşte şimdi oldu. Kendimi tuhaf hissediyorum. Muhteşem görünüyorsun. Öyle diyorsan. Hadi dans edelim. Buna mecbur muyuz? Şu hareketlere bak. Ne yapıyorsun? Evet. En azından annem eğleniyor. Buraya gel. Rahatla, keyfini çıkar. Tabii, aslında o kadar da kötü değilmiş. İşte böyle, Lexi. Anne, bu nasıl? Hayatımın en güzel gecesini yaşıyorum. Benden iyi dans eden yok. Orada olmalıydın, inanılır gibi değildi. Daha sık takılmalıyız. Evet, bir gün öğlen yemeğine çıkalım. Çok hoş bir elbise gördüm. Ama annem kredi kartını bana vermez. Bekle, seni sonra ararım. O da ne? Orada ne yapıyorsun? Hayal mi görmeye başladım? Anne, bu gerçek olamaz. Bu hiç keyifli olmayacak. Ütü yapmaktan nefret ediyorum. Tamam, yapalım şunu. Aslında o kadar da zor sayılmaz. Hatta iyi gidiyor. Tamam, biri bitti. Görünüşe göre bu asla bitmeyecek. Kırışıklık bırakmamalıyım. Devam edelim. Bu iş sanki insanı hipnotize ediyor. Annem bunu neden seviyor? Çok sıkıcı. Ne çok gizli var. Neredeyse bitti. Tamam, sanırım bu kadar. Sonuncusu da buydu. Onları katladığımı sanıyordum. Şimdi ne yapacağım? Zamanım kalmadı. Evrakın bu gece bana gönderilmesini istiyorum. Bekle. Burada neler oluyor böyle? Anne, selam. Ütü yaptım da. Yani yapmaya çalıştım.
Ah, her şeyi ben mi yapmak zorundayım? Şu dağınıklığa bak. Senden tek bir şey yapmanı istemiştim. Çekil önümden. Kendim yaparım. Yapacak bir sürü de işim var. Aa, tamam. Aha, tamam. İlgileniyorum. Hayır, onları hemen gönder. Aldım, teşekkürler. Sanırım hepsi bu kadar. Bir kahve içmeliyim. Ama bu nasıl mümkün olabilir? Muhteşem ya. Vay canına. Hadi tek boynuz at. Paraşütüm yok. Burada neler oluyor? Lexi uyanık mısın? Beni kandıramazsın. Bu numaraları biliyorum. Beni kandıramazsın. Psst, Lexi. Buldum. Bu senin uyuyor numarası yapıp yapmadığını gösterecek. Of! El fenerimi devreye sokmalıyım. Anne sen burada ne yapıyorsun? Biliyordum. Neden uykuda değilsin? Yatma zamanı küçük hanım. Doğru uykuya derhal. Delirmiş bu ya. Anne. Lexi gözüm üzerinde. Kendime çıkmalıyım. Acaba içinde ne var? Açabilir miyim lütfen? Bir telefon. Bunu hiç beklemiyordum. O benim. Bu oyunu seviyorum. Bu çok eğlenceli. Hey, bu haksızlık. Burada başka bir şey olmalı. Hayal kırıklığına uğradım. Belki başka sefere. Telefonu doğru dürüst tutamıyorum. Bu da ne? Gereksiz şey. O nedir? Canına. Bu çok şirin. Hem de çok yumuşak. Belki şöyle sıkabilirim. İyi geldi. Biraz iğrenç ama sevdim. Of. Olamaz. Tam kazanıyordum. Yok. Beni korkutuyorsun. Aptal oyun. Bir şeyleri kırmak istiyorum. Al bakalım. Çok kızgınım. Kes şunu. Gemi? Şunu dene. Ne? Ver şunu bana. Bu mükemmel. Yumuşacık. Bunu bayağı sevdim. Öfkemin eriyip gittiğini hissediyorum. Bunu bütün gün yapabilirim. Bayıldım. Sık onu hadi. Gerçekten mi? Tamam. İşte geliyor. Bana doğru tutmasana. Tam yüzünden vurdu. Tüh, yanlışlıkla oldu. Ama kabul et, etkileyici bir atıştı. Çok iğrenç. Bu sefer ne var? Hadi birlikte açalım. Hadi. Bu da ne? Bir bezelye mi? Şuna bak. Vay canına. Daha yakından bakalım. Anladım. Bu bir stres oyuncağı. Bu muhteşem. Bezelyeler çıkıp duruyor. Bak Ashley. Ben sanırım bana oyuncak yok. Bununla ne yapacağım? Bir dakika. Bonjour. Bu sizin miydi? Onu alayım. Yavaş ol hele. Dur. Bak ne yaptın. Affedersiniz, bezelyeyi afiyetle yiyin. Şimdi ne yapacağım? Belki bu boncukları kullanabilirim. Ama nasıl? Merhaba küçük bezelye. Bir dakika. Buldum.
Bu boncuklar ve paket lastikleri lazım. Lastiği delikten geçiriyorum. İşte böyle. Şimdi boncuğu süslüyorum. Gülen bir yüz çizeyim. Ay ne güzel görünüyor. Bir kartonu bezelye kabuğu şeklinde kestim. Şimdi lastiği kartona yapıştırıyorum. Uçlarını kapatmalıyım. Sağlam olmalı. Yapıştırıcı kuruyunca kartonu katlayabilirim. Hadi bir sıkalım. Ah harika görünüyor. Pahalı stres oyuncaklarına gerek yok. Bu da onlar kadar güzel. Şuna bak. Vay canına. Deneyebilir miyim? Değiş tokuş yapalım. Tamam. Neden olmasın? Teşekkürler. Bu çok güzel. Ashley çok akıllısın. Bu çok sıkıcı ya. Bunu hiç beklemiyordum. Bu çok havalıydı. İçine bakalım. Hadi ama tuvalet kağıdı mı? Nasıl yani? Sanırım bunu sonraya saklayacağım. Ya da bir teleskop olarak kullanabilirim. Tuvalet kağıdı mı? Hey, beni görebiliyor musun? Hey, komik değil. Sende ne var? Evet, onu unutmuşum. Umarım iyi bir şeydir. Bu da ne? Bu bir yer fıstığı. Daha heyecan verici bir şey bekliyordum. Bununla ne yapmam gerekiyor? Bir dakika. Bir yer fıstığı daha var. İlginç. Fıstıklar beni bir yere götürüyor. Sanırım tuvalet kağıdıyla baş başa kaldım. Ne yapacağım? Bari böyle vakit öldüreyim. Yer fıstığı mı? Gereğimin içinde ne arıyor? Bir ipucu daha. Siz bana bakmayın. Ashley, burada olmaman gerekiyor. İşte yolun sonu. Bunu alacağım. Bunun eğlenceli olması mı gerekiyordu? Ne yapıyorsun? Berbattı. Biliyorum. Bak ne buldum. Minik bir ağaç gövdesi mi? Kafam çok karıştı. Ne işe yarıyor? Vay canına, şunu gördün mü? Çok kıskandım. Bende sadece bir tuvalet kağıdı rulosu var. Bir dakika. Ne yapacağımızı buldum. Kağıttan bir şerit kesiyorum. Tuvalet kağıdı rulosuna sarıyorum. Sonra uçlarını yapıştırıyorum. Şimdi üstüne desenler çizeceğim. Bir ağaç gövdesi gibi görünmesini istiyorum. Güzel görünüyor. Sıra bu balonu içine koymaya geldi. Balonun ucunu rulodan geçiriyorum. Balon içine tam oturdu. Sonra balona kağıttan kollar yapıştırıyorum. İşte böyle. Balona bir de yüz çizeyim. Patlamasını istemem. Şimdi ruloyu sıkıyorum. Tıpkı düşündüğüm gibi oldu. Şuna bak, kafasını çıkarıp duruyor. Ashley, nasıl buldun? Bayıldım. Bunlar bizim küçük dostlarımız. Ne sevimliler. Bunda iyi olduğunu sanıyordum. Vay canına, bundan hiç sıkılmayacağım. Açabilir miyim? Açabilirsin. Balonlar. Bir sürü balon. Keşke şişirilselerdi. Seninkini açsana. Tamam, sürprizlere bayılırım. Vay canına. Şuna bak. Bu nedir? Bir de oyuncak araba var. Bunlar ne işe yarıyor? Balondan daha iyi. Şişirmeye başlasam iyi olacak. Bu biraz zaman alabilir. Tekrar deneyelim. Bu şeylerin nesi var? Üçüncü de olacak. Bak yapıyorum. Şişirmeye devam etmeliyim. Hayır. Balonlarla işim bitti. Al senin olsun. Bundan daha fazlası olmalı. Geminin balonları. Bir dakika. Acaba... Ne olduğunu buldum. Arabayı domuza bağlayacağım. Sonra balonu bu uca takacağım. Sanırım hazır. Şimdi pompalamaya başlıyorum. İşe yarıyor.
Bir düğmeye basıyorum. Araba gidiyor. Şunun gidişine bak. Vay canına, çok havalı. Ha? Neden bu kadar gürültü yapıyorsun? Aa, şuna bak. Ha, bu çok akıllıca. Bu bana bir fikir verdi. İşe koyulmanın vakti geldi. Bu kartonda delikler açıyorum. Pembe bir balonu şişirdim. Onu bir delikten geçiriyorum. Aynısını başka renklerdeki balonlarla da yapıyorum. Balonların o sıranın renginde olmasını istiyorum. Deliklerin hepsi doldu. Vay canına, bu dev bir simple dimple oldu. Balonları sıkıveriyorum. Ah, çok iyi geldi. Ashley, bak ne yaptım. Ha? Vay canına. Eğlenceli görünüyor. Gördün mü? Balonlar o kadar da kötü değilmiş. Aa, şu müthiş oyun odasına bak. Şu oyuncak kutusuna bak. Oo, baloncuklu naylon patlatmaya bayılırım. Öf, bu oyun odası çok sıkıcı. Aa, şu kutuda neler varmış? Poppet mi? Çok sıkıcı. Öf, sanırım yapacak başka eğlenceli bir şey yok. Baloncuklu naylonumla oynamak ister misin? Aa, hayır, sağ ol. Şu kutuda bir şeyler olmalı. Bu oyuncak arabalar harika. Aa, şaka mı yapıyorsun? Çok sıkıcılar. Asıl bu oyuncak arabalar harika. Evet, bir tek boynuzlu ata dönüştüler. Vay canına, bu inanılmaz. Belki benimkiler de dönüşür. Hadi bakalım. Aa, hayır, işe yaramadı. Ben ne yapacağım? Ay, şimdi onun adına üzüldüm bak. Hey, baksana. Tek boynuzlu atımın parçası olan arabayı alabilirsin. Ben mi? Gerçekten mi? Ah, çok teşekkür ederim. Onu tekrar arabaya dönüştüreyim. Vay canına. Çok da havalı bir arabaymış. Hey, onları çarpıştıralım mı? Evet, bu çok havalı bir oyuncak. Bu top da neymiş? Aa, çok eğlenceli. Şuna bak, tam mıncıklamalık. Ah, çok zekice. Çok havalı şeyler var sende. Biliyorum, bunu mıncıklamaya bayılıyorum. Acaba şu baloncuklardan birini çeksem ne olur? Oh, ne kadar da uzuyor. Ah, olamaz, koptu. Tüh, tamamen mahvoldu. Bak, mıncıklama topuma ne oldu? Ah, olamaz, bu çok korkunç. Bir dakika, sanırım bir çözümüm var. Balonu alıp tepesini kesiyorum. Sonra başka deliklerde deliyorum. Pekala, şimdi bir balon daha lazım. Başka renkli bir balon. Yeni balonu suyla dolduruyorum. Ah, biraz pırıltı ve sim de katayım. İyice karıştırıp ağzını bağlıyorum. Bunu çok sıkıca bağlaman lazım. Evet, çok iyi oluyor, hem de güzel. Hey, al, sana bir şey hazırladım. Yok artık, ilki kadar havalı. Üstelik bu pırıltılı da. Çok teşekkür ederim. Bayıldım. Bakalım başka neler varmış. Oo, ilginç olabilir sanki. Vay canına, sanki ışık gösterisi gibi. Bak bak bak, uçmaya başladı. Neredeyse sihirli gibi. Çok müthiş. Onu fırlatacağım. Evet, havada süzülüyor. Hey, çek elini. O benim fırıldam. İyi, tamam. Aa, bende ilişki kağıdı var. Evet, sanırım bununla bir şeyler yapabilirim. Biraz kağıt katlayalım bakalım. Şimdi şu köşeyi ortaya doğru katlıyorum. Bir tane daha. Güzel. Bu katlama biraz daha zor. Düzgün olmasına dikkat etmeliyim. Güzel. Şimdi açıyorum ve tepesini tekrar katlıyorum. Şimdi biraz daha karmaşıklaşacak. Şimdi de uzunlamasına katlıyorum. İyi görünmeye başladı. Evet, işte bitti. Harika bir kağıttan uçak yaptım. Bir deneme uçuşu yapalım. Vay canına, yok artık. Çok iyi uçuyor. Hey, şuna bak. İşte geliyor. Yat. Bayağı havalanıyor değil mi? Hey, fırıldak, dursana. Havalı bir kağıttan uçağın varken fırıldağına gerek var. Hey, bunlar çok yumuşak.
Biraz bir şeyler içeyim. Ah, oh, çok ferahlatıcı ama hepsi bitti. Neyse, buna ihtiyacım yok. Aa, şişe amma da büzüşmüş. Hey, bu bana harika bir fikir verdi. Şişenin kapağını çıkarıyorum, sonra da içine biraz sıvı sabunlu su koyuyorum. Bu kadarı yeterli olur. Şimdi sıra gıda boyasında. Şişeye biraz döküyorum. Oo, şişede karışması çok havalı görünüyor. Güzel, şimdi iyice karışsın diye çalkalayayım. Tamam, şimdi köpüğü atmak gerek. Bunun için şişeyi sıkıyorum. Kapağı geri taktım. Şimdi şişeyi buruşturma vakti. Evet, planım gayet iyi işledi. Hey, bak bende ne var? Ha? Neden bahsediyorsun? Renkli mıncıklama şişeleri yaptım. Oo, tamam. Karpuzumla değişti kuş etmeye ne dersin? Peki, olur sanırım. Sonuçta bende iki tane var. Evet, çok güzel mıncıklanıyor ve buğum buruşuk. Şimdi bende mıncıklamak için bir şişe ve bir karpuz var. Neredeyse bitti. Ve evet, kağıt katlama sanatıyla tilki yaptım. Tilkilere bayılırım, kağıt katlamaya da bayılırım. Of, benimki hiç olmuyor. Sinir oldum, bu çok zor. Yok artık, yaptığı bunca şeye bak. Ne sevimli, benimkilerse çöp gibi. Benimkilere bakmak bile istemiyorum artık. Kağıt katlamayı bırakıyorum. Onun yerine popitlerle oynayacağım. İşte bu da sonuncusu. Evet, başardım. Vay canına, sende ne kadar çok popit var. Aa, popitlere bastırmak bayağı eğlenceli görünüyor. Hmm, acaba yine kağıtla bir şeyler yapabilir miyim? Makasım var, yani bir deneyebilirim. Bir kağıdı dörde bölüyorum. Şimdi katlamaya başlayayım. Bununla başlıyorum. Köşeyi köşeye getiriyorum. Şimdi aynısını öbür yönde yapıyorum. Katların temiz olması gerek. Pekala, şimdi tekrar açabilirim. Şimdi yapacağım katlama işi biraz zor. Ama üstündeki kat yerleri yüzünden kolayca olacak. Şimdi biraz daha köşeden köşeye katlama yapıyorum. Ama katlar çok sert değil. Bu da iyi bir şey. Şimdi bu uç ortaya geliyor. İki uç ve iki yanda. Şimdi açıp öbür yönde katlamalıyım. Ucu yine ortaya geliyor. Şimdi bu çubuk köşeleri dışarı çekmeme yardım edecek. Bu biri, bu da diğeri. Güzel, çok iyi oldu. Şimdi bu yanı içeri katlıyorum. Ve bu cebin diğer yanıyla yine aynı şeyi yapıyorum. Harika, üstünü de katlıyorum. Neredeyse bitti, şimdi açayım. Sanki küçük bir kutu gibi oldu. Şimdi birkaç tane daha yapayım. Tada, gökkuşağı renklerinde. Oh, bak kağıttan ne yaptım. Gördün mü, bunlar da üstlerine bastırılabilecek kutular. Kağıttan bir popit. Şaka mı bu? Kağıt katlamaktan nefret ederim. Öf! Oo, bu esneyip lastik gibi oluyor. Kedimin kuyruğuna biraz çizgi yapayım. Bu aklıma iyi bir fikir getirdi. Bak, küçük bir solucan geliyor. Dur, burada boyama yapıyorum. Bu harika bir şaka olacak. Ah, ne? Ha, şuna bak, sesi çok acayip değil mi? Hem de teleskop gibi. Oh, neyse. Şimdi izin verirsen resme geri döneceğim. İşte, buna ne dersin? Aa, bu hiç etkileyici değil. Bunu ben de yaparım. Bak, bunları büküp şekil veriyorum. Sonra da uçlarını birleştiriyorum. İşte. Oo, bu üçgen harika oldu. Dadam. Pekala. Hadi bundan daha fazlasını yapmayı deneyelim. Sonsuzluk işareti. Güzel. İşte, buna ne dersin? Aa, şaka mı yapıyorsun? Bu daha kolay. Şunları birbirine ekliyorum ve açıyorum. Sonra da şöyle döndürüyorum. Oo, dalgalı oldu, gördün mü? Yaptım. İyi, peki o zaman, aferin. Şimdi sıra çok zor bir tanesinde. Bir helezonda.
Tamam, sanırım bu daha kolay olacak. Bunları iyice uzatarak başlıyorum. İşte tamam. Şimdi bunu halledelim. Onları resimdeki gibi büküyorum. Oo, bir bakmama izin ver lütfen. Peki, al bakalım. Evet, şimdi gözlerini kapat. Gözlerimi mi kapatayım? Peki, olur. Bu harika olacak. Hey! Nihayet huzur içinde resim yapabileceğim. Ay, kocaman bir sivilce. Merhaba Elsa. Dikkat et. Çok iğrenç. Pek hoş geldiğim söylenemez. Biliyorsun sivilceler sıkılmak içindir. Bu seferki çok akışkan ve büyüktü. Bunu yapmayı kesmen lazım. Neyse ki elimde tam sana göre bir şey var. Nerede acaba? İşte aradığım şey bu. Şuna bak. Bununla istediğin kadar sivilce patlatabilirsin. Heyecan verici. Teşekkürler Nora. Sanırım bir denemeye değer. Bununla başlayacağım. Vay canına, nasıl patladı ama. Bu iyi geldi. Başka sivilce kalmadı. Şimdi patlatacak başka bir şey bulmalıyım. Acaba yapsam mı yapmasam mı? İşte tam fırsatı. Nora'nın bavulunda başka neler olduğunu görmem lazım. Vay canına, şunlara bak. Bu bavul oyuncakçı dükkanı gibi. Bu muhteşem bir şey ve artık benim oldu. Şimdi işler birazdan karışacak ve iğrençleşecek. Çok harika bir şey. Daha fazla istiyorum. Kendime hakim olamıyorum. Bu da sonuncusu. Tamam, bununla da işim bitti. Şimdi ne yapacağım? Vay canına, kocaman. Kendimi tutamıyorum. Ancak biraz korunmaya ihtiyacım var. İşte hazırım. Şuna bir bak. Bütün o cerat patlamaya hazır görünüyor. Sakın. Aklına bile getirme. Ne? Bu kız resmen bir ninja. Bunu yapacağını biliyordum. Bir parça fon kağıdının üstüne bu baloncuklu naylonu seriyoruz. Bu şırıngayı boyayla doldurmuştum. Boyayı baloncuğun içine enjekte ediyoruz ve baloncuğu tamamen dolduruyoruz. Sonra aynı şeyi diğer baloncuklara yapıyoruz. Farklı renklerle tabii. Böyle çok daha eğlenceli görünüyorlar. Bu kadar yeterli. Şimdi bunu Elsa'ya verebilirim. Hadi bakalım, al şunu, istediğin kadar baloncuk patlat. Vay canına, müthiş. Sanki bütün doğum günlerimi aynı anda yaşıyorum. Vay canına, bu tam da ihtiyacım olan şey. Yapış yapış ve akışkan. Bayıldım buna. Bütün gün bunu yapabilirim. Yalnız sanırım benim bir patlatma takıntım var. Kendime hakim olamıyorum. Hepsini patlatmam gerekiyor. Bu çok rahatlatıcı gerçekten. Şu an resmen kendimden geçmiş durumdayım. Geriye sadece bir tane kaldı. Vay canına, iyi ki bu eldiveni takmışım. Aksi halde haftalarca ellerimi ovmak zorunda kalırdım. Teşekkürler Nora. Bence Brian benimle kesinlikle flört ediyor. Vay canına, hadi gidip bir bakalım. Ben pek emin değilim ya uzaylılar varsa. Hadi gel. Tamam ama eğer bir uzaylı görürsem. Vay canına, bu üstümüzdekiler de ne? Geri çekil. Bu çok tuhaftı. Hadi yine yapalım. Hadi yürü o zaman. Şunlara bak. Vay canına, demek gelecek bu, öyle mi? Her şey düşündüğümden çok daha parlak. Sence bu ne işe yarıyor? Vay canına, bu çok havalı. Sence ne seçmeliyiz? Yok olmaz, sırada ne var? Yok, bunu da pas geçelim. Bir saniye. Bak, bu bir robot. Onu almamız gerekiyor. Olamaz, neler oluyor? İçimde kötü bir his var. Arkamızda bir şey mi var? Bu o robot. Hadi şuna bir göz kestirelim. Vay, bu müthişmiş. Hey, şu kalemi al hadi. Tamam, iyi fikir. Kağıda bir çizgi çiziyoruz. Düz bir çizgi olmasına dikkat ediyoruz. Çünkü işi zorlaştırmak istemiyoruz. Hadi şimdi bir deneyelim. Tamam küçük robot, artık kendini gösterme zamanı. Vay, şuna bak. Bu neden daireler çiziyor? Onu böyle çizginin ortasına koymamız gerekiyor. Evet, teknoloji inanılmaz değil mi? Olamaz. Ben ne yaptım? Neler oluyor? İşte bu kadar, makineler artık kontrolü ele alıyorlar. Sakin ol, çok önemli bir şey değil. Yalnız şimdi birkaç şeye ihtiyacım var. Durmasını sağlayın şunun. Tamam, başlıyoruz. Meyve suyu kutusunu çapraz kesiyoruz. Aynen böyle. Sonra fon kağıdına maviyi çizip kesiyoruz. Çok tatlı görünüyor. Bir sonraki aşama için bir ataşa ihtiyacımız olacak. Ataşı büküp böyle şekillendiriyoruz. İşte böyle görünmesi gerekiyor. Ataşı bloğunun bacağına takıyoruz.
Şimdi kutunun yarısına ihtiyacımız var. Kutunun her iki tarafına delikler açmıştım. Ataşı bu deliklerden geçiriyoruz. Sonra ataşı döndürüyoruz ve mavi koşmaya başlıyor. Çok iyi oldu gerçekten. El saçına bir bak. Ne var? Nedir bu? Aa, sadece izle. Şunun yürüyüşüne bak. Ama aklıma iyi bir fikir getirdi. Bunu bir kavanoza koyacağım. Umarım işe yarar. Başardım. Bak, alarm durdu. Şimdi gidelim buradan. Nihayet güvendeyiz. Orası çok acayipti gerçekten. Ama bence artık bu zaman diliminde kalsak iyi olur. İşte sonunda o gün geldi. Ama ben hala hazır değilim. Ölünecek çok şey var. Bunların hiçbirini kafam almıyor. Yani şu cebi problemlerine baksana. Çok gerildim. Artık odaklanamıyorum bile. Bir saniye. Bir fikrim var. Benim sadece süper gizli kutuma ihtiyacım olacak. İşte ihtiyacım olan her şey bunun içinde. Bakalım. Bu pompaya ihtiyacımız var. Ve bu yeşil topun görüntüsünü de sevdim. Bu topu pomponun içine yerleştiriyoruz. Şimdi topu şişiriyoruz. Gittikçe büyüyor bak. Tıpkı bir balon gibi. Tamam, bu kadar yeter. Ucuna tıpasını takalım. Şimdi bunu süslememiz lazım. Bu kulak ve ağız. Ve bacakları ekliyoruz. Son olarak saçını yapıştırıyoruz. İşte bu bütün stresimi atmamı sağlayacak. O da ne öyle? Ver onu bana. Olmaz, bu benim. Ver şunu hadi. Olmaz, kendine bir tane bul. Demek öyle. Buna ne diyorsun bakalım? Sen ne yapıyorsun? Dalga mı geçiyorsun ya? Ah, çok sinir bozucusun. Eyvah. Olamaz. Ben ne yaptım böyle? Ah, özür dilerim. Lütfen sakin ol. Bir dakika, bu bant işimize yarayabilir. Sanırım bunu nasıl halledeceğimi biliyorum. Hemen dönerim. Banttan bir parça koparıyoruz. Bu kadar yeterli. Şimdi bize bir metal pipet lazım. Bantı pipetin ucuna sarıp iyice yapıştırıyoruz. Ve hiçbir aralık bırakmıyoruz. Sonra saç kurutma makinesini alıp bantı ısıtıyoruz. Ve pipetle içine üflüyoruz. Bununla bir baloncuk yaratmak istiyoruz. Aynen bunun gibi. Şimdi bütün bu plastik parçalarını yapıştırıp bu yüzü ekliyoruz. Gözleri de tamam. Şimdi sıra burun ve ağzında. Son olarak bıyığını çiziyoruz. Sanırım artık hazır. Bak, bunu senin için yaptım. Bak, çok yumuşacıklar. Güzel görünüyorlar. Teşekkürler Elsa, çok tatlısın. Hadi şimdi ders çalışmamız lazım. Bir şey diyeyim mi? Şu an kendimi o kadar endişeli hissetmiyorum. Sanırım her şey hazır. Bunun şimdiye kadarki en iyi doğum günü partisi olmasını istiyorum. Nora, iyi ki geldin doğum günüme. Seni görmek çok güzel. Gözlerini kapat. Sürprizlere bayılırım. Hadi aç bakalım. Ne olduğunu merak ettim. Vay canına, bu bir kar küresi. Çok güzelmiş. Eyvah, aa, nereye gitti bu? Eyvah, bu hiç iyi olmadı. Bu şimdiye kadar yaşadığım en kötü doğum günü. Sorun yok, hemen hallederiz. Yalnız hızlı düşünmem gerekiyor. Elsa'nın gözyaşlarını bu kavanozda toplayacağım. İşte böyle, akmaya devam edin. Vay canına, ne çok ağladın. Artık bunu kesinlikle kullanabilirim. Hadi tut şunu. Şimdi yapacak işlerim var. Öncelikle bize biraz tutkal gerekiyor. Kavanoza birkaç damla tutkal ekliyoruz. Bence bu kadar yeterli. Sırada ne var? Oo, evet, simler. Simleri direkt kavanoza boşaltıyoruz. Biraz ışıltıya ihtiyacımız var. Bu yıldızlar çok güzel ama daha fazlasına ihtiyacımız var. Neyse ki bir sürü simim var burada. Harika, şimdi hepsini karıştırıyoruz. Vay canına, çok büyülü görünüyor. Şimdi kapağı tıkıp gözyaşlarının dışarı sızmasını önlüyoruz. Şimdi kavanozu sallıyoruz. Vay canına, müthiş görünüyor. Adeta hipnotize ediyor insanı. Sallamayı kestiğimizde simler ve yıldızlar kavanozun içinde dönüyor. Çok güzel oldu gerçekten. Bunu Elsa'ya göstermek için sabırsızlanıyorum. Neden böyle bir şey oldu ki? Hey, şu kaşlarını çatmayı keser misin? Beni rahat bırak. Bak bende ne var? Vay canına. Tıpkı kar küresi gibi. İnanılmaz. Ne çok ağlamışsın. Bunu dökmem lazım. Bu sayede en azından bitkiler sulanıyor. Bu şimdiye kadar aldığım en güzel hediye. Yaşasın. Doğum günüm mahvolmadı. Teşekkürler Nora. Sen müthiş bir arkadaşsın. Vay canına. Uzay partisi için çok sabırsızlanıyorum. Bu parti çok acayip bir şey olacak. Hey, içeri gelin hadi. Kostümüne bayıldım Elsa. Teşekkürler, bunu kendim yaptım. Hadi, ne bekliyorsunuz, içeri gelin. Uhu, selam. Bir saniye, bu nedir? Bunun bir kostüm partisi olduğunu biliyorsun değil mi? Ne olmuş? Bu üstündekiler nedir o zaman? Bana biraz izin ver. Bende şu küçük kurbağa var. Peki, bunu bana neden gösteriyorsun? Vay canına, baloncuklara bak. Çok harika değil mi? Herkes baloncuklara bayılır.
İnsanın içine neşe ve mutluluk veriyorlar. Hepsini patlatmak istiyorum. Tamam, içeri girebilirsin. Bu iyiydi. İşimi çok seviyorum. Ey Lisa, geldin demek. Bunu asla kaçırmazdım. Hey Nora, buraya gel. Nora, hadi gel eğlenelim. Hey, bak bende ne var. Vay canına, bir sürü baloncuk uçuşuyor. Evet, herkese yetecek kadar baloncuk var. Bu ufaklık etrafı neşe saçıyor. Eyvah, bir şey oluyor. Ne oldu buna? Ben en iyisi şurada takılayım. Olamaz, ne yapacağız şimdi? Bir dakika, benim harika bir fikrim var. Burada bekle. Bu pipetlere ihtiyacımız olacak. Birazdan aklını başından alacağım. Yalnız bu saç bantına ihtiyacımız var. Bantı pipetlere sarıyoruz. İşte gayet sağlam oldu. Hmm, şimdi bu şekerlemelere ihtiyacımız var yalnız. Bu iş karnımı acıktırdı. Peki al bakalım, benim yapacak işlerim var. Tabağa bu gazozu döküyoruz. Çok fazla olmasına gerek yok. Bu kadar yeter. Şimdi pipetleri gazozun içine daldırıyoruz. Gazozu içine çekmesi için pipetleri hareket ettiriyoruz. Harika bir şey görmeye hazır mısın? Vay canına, şu baloncuklara bak. Hadi devam et. Yaşasın, bu inanılmaz. Harika oldu. Doron, çok yoruldum. Peki, tekrar başlıyoruz. Devam et Esa. Vay canına, şu odaya bak. Bu çok güzel. Ne kadar güzel bir masa. Burada bayağı rahat edebilirim. Ha? Bu da ne? Bir hediye mi, bana mı? Ah, almana hiç gerek yoktu. Şu korkunç ses de ne? Şu rock solosunu duydun mu? Peki, şimdi ne olacak? Sanırım bu sorumu cevaplıyor. Sende ne var? Hadi onları açıp öğrenelim. Nasıl oluyor da en suslu kutuyu sen alıyorsun? Galiba bazı insanlar güzel şeyleri hak ediyor. Bazıları da etmiyor. Hayat böyle işte. Vay canına. Şuna baksana. Bir sürü harika şey var. Aynen öyle. Nereden başlayacağımı bilmiyorum. Hepsi eğlenceli görünüyor. Müsaade eder misin? Ne? Kişisel alan diye bir şey olduğunu duymuşsundur herhalde. Bir göz atacaktım sadece. Fakat bunu yapamazsın. Onların hepsi benim. Bu eğlenceli görünüyor. Tıpkı küçük bir dinozor gibi. Ne işe yaradığını merak ediyorum. Lollipop mu? Baktıkça daha da güzel oluyor. Tadı çok güzel. Onu oyuncaklar ve şekerleme mi çıktı? Kutuma hemen bakmam lazım. Umarım bende de güzel şeyler vardır. İşte başlıyoruz. Bandı söküyorum. Bu boş. Neler oluyor? Bu büyük bir hayal kırıklığı oldu. Burada bir yerde lollipopum olduğuna eminim. Nerede bu? Bu nedir? Bu olmaz. İşte burada. Ama iğrenç. Bunu yiyemem. Şu an öyle kıskandım ki. Hiç güzel şeylere sahip olamıyorum. Dur bakalım. Bu bana bir fikir verdi. Bu şekerleme kabını kullanabilirim. Buna artık ihtiyacım yok. Şunu bana versene. Hey, o benimdi. Kabın dibine bir delik açacağım. Sonra lollipopu o deliğin içinden geçireceğim. Bu kap tam şekerlememe göreymiş. Şuna baksana. Vay canına, bu oldukça zekice. Lollipopumu geri alabilir miyim? O artık benim lollipopum. O nasıl da lezzetli. İşim bitince sadece kapağını kapatmam yetiyor. Böylece lollipopum kirlenmesini önleyeceğim. Tamam, zaten bir lollipopum daha var. Dinozor onu o benim için tutabilir. Aklıma harika bir fikir geldi. Al bakalım. Hey, kes şunu. Demek savaş istiyorsun. Evet öyle. Şuna bir bak. O bir mega lollipop. Üstelik hepsi benim. Bu harika. Hadi biraz eğlenelim. Hazır mısın? Hadi, hadi, hadi. Ama daha da eğlencelisi ne biliyor musun? Bu şahane baloncuk oyuncağı. Çok görkemli. Eminim bundan sende de olmasını isterdin. Evet, istiyorum. Bu senin olabilir. Olabilir mi? Nasıl? Hadi söylesene. Ben de istiyorum. Fakat bu her zaman boş bir hayal olarak kalacak. Onu almanın bir yolu olmalı. Miki, hey. Evet. Şunu görüyorsun değil mi? Buna inanamıyorum. Başından beri buradaymış. Bugün benim şanslı günüm. Bu kaseye ihtiyacım olacak. Bunlar gidebilir. Bizim baloncuklara ihtiyacımız olacak. Onu kaseye döküyorum. Bu kadar yeter. Hadi biraz baloncuk yapalım. Oyuncağı kaseye daldırıyorum. Baş kısmını böylece suya daldırmamız gerekiyor. Ne kadar keyifli, baksana. Sanırım hazır. İşe yarıyor. Şu
şunlara bir bak. Baloncuklar insanı her zaman mutlu eder. Bu harika. Ben de baloncuk yapmak istiyorum ama nasıl? Bir dakika. Ah, sanırım buldum. Evet. Bu pipeti kullanabilirim. Mickey'inkini de alacağım. Aslında çok daha fazlasına ihtiyacım var. Bence bu kadarı yeterli. Şimdi bunu kaseye daldıracağım. Bütün pipetleri bu sıvıyla kaplamak istiyorum. Sonra bir saç kurutma makinesine ihtiyacım olacak. Bunu izle. Yaşasın. Ben bir baloncuk kraliçesiyim. Ah canına. Bu muhtemelen gördüğüm en harika şey olabilir. Sakın durma Mickey. Daha çok baloncuğa ihtiyacımız var. Hemen geliyor. Nara nara. Bu tek boynuzlu at popiti en iyisi. Gitarını ağlatıyorum. İzin verir misin? Hey, kes şunu. Yaşasın. Şunu yüzüme doğru sallamayı kes. Ciddiyim. Ah, gösteriye geç kaldım. Güneş gözlüklerime ihtiyacım olacak. Her rock yıldızının bir derin ceketi vardır. Ben gidiyorum. Nihayet. Ah, artık kendi düşüncelerimi duyabilirim. Şimdi o da gittiğine göre biraz kendime zaman ayırabilirim. Bu gözlük çok tatlı. Rahatlama zamanı. Ah, işte böyle iyi. İyi akşamlar. Rock yapmaya hazır mısınız? Aslında bronzlaşmaya çalışmalıyım. İşte hayat bu. Bunu daha sık yapmalıyım. Ne güzel bir seyirci. Size yeni bir şarkı çalacağım. Of, burası bayağı sıcak olmaya başladı. Biraz serinlemem lazım. İyi ki yanıma bir şişe su almışım. Şimdi yapalım şunu. Aa, nasıl yani? Evet. Gitar solosu. Şunu tekrar deneyelim. Sakin ol, sakin. Hadi sizin de katıldığınızı göreyim. Şimdi sıra geldi büyük finale. Teşekkür ederim. Hepinizi çok seviyorum. Yeni albümümü almayı unutmayın. Vay canına, ne gösteriydi ama. Bugüne kadarki en iyi konser olabilir. Burada neler oldu? Sen ciddi misin? Özür dilerim. Bu her zaman oluyor. Müziği zapt edemezsin. Müzik durdurulamaz. Bu hiç mantıklı değil. Bir dakika. Bu da ne? İşte tam ihtiyacım olan şey. Bu bütün sorunlarımı çözecek. Önce şişeyi çıkarmam gerekiyor. Onu kendi suyumla doldurabilirim. Bu kadar yeter. Şimdi onu sebile takmam gerekiyor. Sadece onu çeviriyorum. Onu sıkıca takmalıyım. Bardağı buraya koyuyorum. Sonra bu kola basıyorum. Bardağımı dolduruyorum. İşte kullanımı çok kolay. Şu an gerçekten bir bardak su içebilirim. İnsan o kadar şarkı söyleyince çok susuyor. Çok ferahlatıcı. Ben de içebilir miyim? Hayır. Git kendi suyundan iç. Ama bu haksızlık. Belki ben de kendi sebilimi yapabilirim. Bana bir şişe ve bir bardak lazım. Şişeyi bardağın içine yerleştirerek başlayacağım. Sonra onu süslemem gerekiyor. Bunun için şu sevimli fili kullanacağım. Şimdi bir delik açmam lazım. Deliği filin hortumunun olduğu yere açacağım. Hem bardaktan hem de şişeden geçmesi gerekiyor. Sonra o deliğe bir pipet geçireceğim. Sonra şişeye su koyacağım. İşte artık kullanıma hazır. Nasıl yani? Vay canına! Ben de bu tepkiyi bekliyordum. Kapağı çevirdiğim zaman su akıyor. Bayağı havalı, öyle değil mi? Yapımı da çok basitti. Vay canına, çok beğendim. Ah, buna ihtiyacım var. Sağlığına. Sanırım ben de bir bardak daha içeceğim. Öyle yakışıklısın ki. Beni çok mutlu ediyorsun. Aa, o da ne? O fotoğraf neden sende? Bir dakika, o benim. Hayır, o benim erkek arkadaşım. Peki, ona bir hediye kutusuyla sürpriz yapacağım. Gerçekten mi? Aa, şey, ben de öyle yapacaktım. Çok romantik olacak. Evet tabii. Ben bunu düşündüm. Oyun oynamayı seviyor. Aa, bunu biliyordum. Gördün mü? Ona bir de lollipop aldım. Bu kadar mı? Sende sadece o mu var? Ona bir gazoz aldım. Ben de öyle. Görünüşe göre kutun oldukça dolmuş. Daha bitirmedim. Balonlarım da var. Pek de önemli bir şey değil. Onlar sanki biraz küçük. Balon dediğim böyle olur. Ama. Kabul et. Benim hediye kutum daha iyi. Bunları seveceğini düşünmüştüm. Bekle. Bunu nasıl düzelteceğimi biliyorum. Oyuncak kutumdan bir şey almam lazım. Bu her şeyi çözecek. İlk olarak şu küçük arabayı takmam gerekiyor. Sonra da balonun üzerine tutturacağım. Buna bastıracağım. Balon da şişecek. İşin zor kısmını bu küçük gereç yapıyor. Vay canına, hayatım boyunca neredeydin? Bunu patlatmak istemiyorum. Onu diğer balonlara bağlayacağım. Nanik. Bu iş daha bitmedi Mickey.
Sanırım öyle. Buna bayılacak. Bunun olmasına izin veremem. Bir şeyler yapmam lazım. Bir dakika, ha, buldum. Gazozu kullanabilirim. Şey, yani şişesini. Önce onu hızlıca içmeliyim. Ah, evet, bu iyi geldi. Hah, işte başlama zamanı. Şişeye bir huni takıyorum. Sonra karbonatı huniye döküyorum. Çok fazla olmasına gerek yok. Tamam, bu kadar yeterli olur. Şimdi içine sirke dökeceğim. İşte huniyi bu yüzden kullanıyorum. Ortalığı batırmak istemiyorum. Şu baloncuklara bak. Hemen şişenin ağzına bir balon geçiriyorum. Şişedeki gaz balonu şişirecek. Şunun nasıl şiştiğine bir bak. Sanırım hazır. Balonun ağzını sıkıp şişeden çıkarıyorum. Diğer balonları da aynı şekilde şişiririm. İşte balon diye buna denir. Şaka mı yapıyorsun? Balonları çok kıskandım. Sen kazandın. Sadece özel bir şey yapmak istemiştim. Ah, ağlama. Hey, bir balon alsana. Ah, teşekkürler. Önemli değil kanka. Lütfen güzel bir şey olsun. Oo, gizemli bir kutu. Acaba içinde ne var? Bu çok heyecanlı. Bunun için önce taş kağıt makas oynayalım. Tamam. Evet, ben kazandım. Peki, hadi başla. Ne olduğunu göremiyorum. Dikkat etsene. Aa, bak. Harika, bu ne? Şuna bak, sadece bir sayfa ve bir kalem gerekli. Kalemi şuraya koyuyorum. Ve kendi hareket ediyor. Ve kendi hallediyor. Oo, ne harika değil mi? Evet, buna bakmaktan kendimi alamıyorum. Ben de bir denemek istiyorum. Evet, tabii, buyur. Bu müthiş olacak. Hadi bakalım. Başım döndü. Hiç durmuyor. Bu kadarı yetmez mi? Sen ne yapıyorsun? Devam etmeliyim. Daha fazla olmalı. Hipnotize ediyor resmen. Şunu al. Aa, Chris, bir baksana. Hey, ben not tahtası değilim. Çizimlerini üstüme yapıştıramazsın. Aman aman, bunu ben mi yaptım? Pardon, o benim suçum değil. Oyuncak yaptı. Vay canına, ne kadar pırıltılı. Birlikte açalım mı? Evet. Ah, yok artık. Tek boynuzlu atlara bayılırım. Bunu almalıyım. Hayır, Chris, şuna bak. Ben bir şey görmüyorum. Aa, geriye kalan bu kadar mı? Ne? Neden bahsettiğini bilmiyorum. Sanırım bu benim. Aman, ne eğlenceli. Bu da nereden çıktı? Bu harika. La la la, yumuşacık. Oo, onu ben istiyorum. Belki bu da aynı şeyi yapıyordur. Oo, çok sıkıcı. Bir dakika, bir fikrim var. Bir kase su emici boncuk alıyoruz. Biraz su ekliyoruz. Boncuklar suyu iyice emsin. Sonra boş bir gazoz şişesi alıp bir huni ile bunu içine dolduruyoruz. Şimdi sönük bir balonu şişeye geçiriyoruz. Ters çevirip baloncukları balona dolduruyoruz. Balonun havasını çıkarıyoruz ve düğüm atıyoruz. İşte kendine bir mıncıklama topu yaptın. Vay canına, çok kolaydı. Çok iyi geliyor. Bunu bütün gün yapabilirim. Oo, hadi birlikte sıkalım. Al sana. Son seferkine bayıldım. Bir dakika. Yakınımda dur, korkuyorum. Bunu sen mi yapıyorsun? Vay canına. Bu çok havalıydı. Şuna bak, ne süslü. Ah, seninki o kadar etkileyici değil. İyi ki bende bu var. Ha? Bir kutu daha mı? Pekala, işi daha ilginçleşti diyor. Bununla ilgili içimde iyi bir his var. Bir kutu daha, bu oyunu sevdim. Evet, şuna bak, bir sürü pop tüp. Sende ne var? Bu hiç komik değil. Aslında biraz öyle. Vay canına, ne kadar çok kırılıyor. Bunları birleştireceğim. Ne kadar esneyecek acaba? Vay canına, çok iyi. Ya bu? Bir dakika, bir fikrim var. Yine mi? Hey. Ah, anne. Ah!
selam edesin. Ama korktun. Çok çocuksun. Kutuda ne varmış? Cidden mi? Pipetler mi? Bu çok tuhaf. Peki, sana iyi eğlenceler. Neyse, bunlar yapabileceğim bir şeyler olmalı. Buldum. Pipetin körükçü kısmı kalacak şekilde uçlarını kes. Öbürlerine de aynısını yap. Mini pop tüp, çok sevimli. Sanki kımıl kımıl bir solucan gibi. Bu harika. Çok havalı. Demek sende de var. Versene. Dur. Hadi bir şey deneyelim. Şimdi dev bir tane oldu. Bende bu küçük eller var. Bende de. Çek. Ben kazandım. Hadi tekrar yapalım. En iyi oyun buydu. Çok zekisin. Bu farklı. Sanırım buna basmamız gerekiyor. Yok artık. Dünyanın en iyi kutusu. Açsana. Hayır, sıra sende. Peki. Bir şey buldum. Bir popit. Evet. Burada bir şey yok. Şansına küs. Vay canına, bunun nasıl yapıldığını öğrenmem gerek. Ver şunu bana. Hayır, o benim. Selam Chris. Selam Madison. Selam. Bırak şunu. Asıl sen bırak. Vay canına, ne kadar güçlüymüşsün. İkisi de amma çocuk. Ben de bir şeyler yapabilirim. Ne yapacağımı buldum. Birinin yetişkin gibi davranması lazım. Popit'i ortasından kesiyorum. Düzgünce. Evet, benim kendi popit'im oldu. Harika. Bende de var. Teşekkürler. Bununla oynamak için sabırsızlanıyorum. Yardım edebildiğime sevindim. Alın bir şeyler için. Ne düşündüğünü biliyorum. Anladım. Sıvıyı popite dök. Dikkatli ol, ortalığa saçılmasın. Bu konuda bayağı iyisin. Şimdi sıra kırmızı olanda. Nasıl da dökülüyor. Hepsi bitti. Pipetleri aldınız mı? Başlayın. Göründüğünden daha zormuş. Birinci olmalıyım. Hadi. Başardım. Kazandım. Yine yaptı. O kadar kolay kaybetmeme imkan yok. İşte ödülün. Dünyadaki en güzel ödül bu. Çok lezzetli görünüyor. Buradaki işim bitti. İşte ikinize de bundan biraz. Bunu hak ettiniz. Harika değil mi? Chris dönmüş. Görüşürüz. Sorun ne? Bilmek istemezsin. Pekala bak. Üzüldüm. Merak etme. Bir sonrakine düzeltirsin. Seni neyin neşelendireceğini biliyorum. Tada! Ne? Hayır, bunu hak etmiyorum. Saçmalama. Hadi oyna bak. Bayağı iyi değil mi? Peki. Fena değil. Bayağı iyiymiş. Bunu sevmeye başladım. Haklısın. Neşemi yerine getirdim. Duramıyorum. Chris. Dünyadan Chris'e. Bir şey yaramıyor. Ver şu sınavı bakayım. Bu işe yarayacaktır. Şuraya bir çizgi çekiyorum. Buraya da bir tane. Çok iyi bir not aldı. Bak, hata aldın. Hala aynı. Çok mutluyum. Neredeyim ben? Ne oldu? Şuna bir bak. Artı mı? İyi denemeydi. Bunu neden yaptın ki? Bunu istiyorsan sorman yeterli. Sadece yardım etmeye çalışıyordum. Haklısın, bayağı eğlenceliymiş. Söylemiştim. Bu baloncukları patlatmak kadar zevkli bir şey yok. Çıkan sese bayılıyorum. İşte böyle, süper. Ne yapıyorsun? Ver şunu bana. Haklısın. İnsan kendini çok iyi hissediyor. Şaka mı bu? Önünde bir sürü oyuncak var.
Ver o zaman şunları bana. Hayır olmaz. Bırak şunu. Bu tamamen senin suçun. Ne oluyor böyle? Biz neredeyiz? Şu kıyafetlere bak. Kendimi çok göz alıcı hissediyorum. Bu nedir? Ben de berduşlara benziyorum. Müthiş. Bu Allah'a bayılıyorum. Aha, ten renginde çok güzel uyuyor. O da neydi? Tadı iğrenç. Hey, dikkat eder misin? Bazı insanlar görgü kurallarını hiç bilmiyor. Ben Stacy'yim. Bence ben çok güzelim. Kıskançlığını arayacak vaktim yok. Şimdi bu simlere odaklanalım. Bunlarla ne yapsam acaba? Buldum. Yalnız bir şey daha lazım. Hey uşağım. Bunlar müthiş. Böyle sıktığımızda içinden ufak bir hayvan fırlıyor. İşte burada simler devreye giriyor. Simleri ağacın içine döküyoruz. Bu bayağı eğlenceli görünüyor. Ve şimdi bunu sıkıyoruz. Hazır mısın? Çok eğlenceli. Her yerden sim yağıyor. Bayıldım buna. Çok büyülü bir şey. Vay canına, ne şanslı. Şuna bak. Üstelik bundan harika bir makyaj malzemesi oluyor. Bak, pırıl pırıl parlıyorum. Çok çarpıcı. Gerçekten öyle. Vay canına. Ben de böyle görünmek istiyorum. Ve sanırım öyle görünmeyi nasıl başaracağımı biliyorum. Senin için ne yapabilirim hanımefendi? Ben de eğlenceli bir şeyler istiyorum. Bana yardım eder misin lütfen? Çok şey istemiyor musun? Neyse, ne yapabileceğimi bir bakayım. Üstümde bir sürü eski çöp var. Malum tuvalet kağıdına her zaman ihtiyaç olabilir. Bu ne şimdi? Bununla ne yapacağım ki? Bir dakika, anladım. Bu ruloya mavi renkli bir kağıt sarıyoruz. Sonra üstünü çizmek için bu kalemi kullanıyoruz. Bunun odun gibi görünmesini istiyoruz. Rulonun içine şişirilmiş bir balon sokuyoruz. Sonra balonun ucundan çekiyoruz. Daha önce pati şeklinde kestiğim ince kartonu rulonun içine yapıştırıyoruz. Şimdi balona bir yüz çizebiliriz. Buraya şirin bir yüz çiziyoruz. Sonra ruloyu sıkıyoruz. Çok eğlenceli oldu. Bak nasıl çıkıyor içinden. Harika bir iş çıkardın. Hadi ama. Burada işe yarar bir şeyler olması lazım. Bunu çöp kutusuna kim atmış ya? Buradan çıktıktan sonra duş almam gerekecek. Bir dakika, işte buldum. Tam ihtiyacım olan şey. Ve bunu da kesinlikle kullanabilirim. Kartonla başlıyoruz. Kartona bazı şekiller çiziyoruz ve onları kesip alıyoruz. Sonra şekilleri sarıya boyuyoruz. Bu oluklar sayesinde parçaları birbirine takıyoruz. Şimdi bize o DVD kabı lazım. Plastik kapağı kartona yerleştiriyoruz ve şimdi yaratıcılığımızı konuşturabiliriz. Daha önce bu sevimli köpeğin resmini çekmiştim. Şimdi telefonumuzu kartona yaslıyoruz. Sonra köpeği çizmek için yansımasını kullanıyoruz. Çizim yapmak böyle çok daha kolay. Şimdi resmin içini boyuyoruz. İşte bitti. Para saymaya bayılıyorum. Tek sevdiğim matematik işlemi bu. Hey, güzel olmuş. Ben de bir tane istiyorum. Para her sorunu çözer. Arol bakalım. Ben daha ileri teknolojiye sahip bir şey istiyorum. Tamam, anlaştık. Ne yapacağını biliyorsun. İyi şanslar. Hep seyahat etmek istemişimdir. Bu çok heyecan verici olacak. Bir kamera getirseydim keşke. Bu şeyi nasıl uçuruyorsunuz? Kullanım kılavuzu var mı? Artık dönüşü yok. Hadi o zaman. Acaba karşıma uzaylı çıkar mı? Şuraya güzelce bir yerleşeyim. Bilgisayar oynamak için bu sandalyelerden bir tane almam lazım. Vay canına, müthiş. Kalkış işlemlerini başlatıyorum. Motorlar çalıştı. Evet, kalkıyoruz. Çok hızlı kalkıyoruz. Yakında görüşürüz. Yalnız çok sallanıyor. Sanırım çıkaracağım. Kusma torbaları nerede? Hey, buradan evimi görebiliyorum. Vay canına, şuna bak. Kendimi bir anda çok minik hissettim. Vay, muhteşem. Çok çok güzel. İnecek bir yer bulmam lazım. Burası olur. Bu Mickey için ufak ama 1-2-3 Go için müthiş bir adım olacak. Ya şu an düşseydim, çok utanç verici olurdu. Acaba ne kadar yükseğe zıplayabilirim? Hadi bakalım. Bu hayatımın en harika günü. Hey, bu bir robot. Kımıldama, sen benimle geliyorsun. Ben de seni arıyordum. Artık benim oldun. Şimdi gemiye geri dönelim. Hey, işte geri döndüm. Bu senin.
Umarım hoşuna gider. Şaka mı yapıyorsun? Müthiş bir şey bu. Tamam, bunu hak ettin. Kesinlikle buna değdi. Para. Hadi seni bir deneyelim. Her şeyi robot yapabilecekken neden bir sürü zor işi ben yapayım? Hadi göster kendini ufaklık. Vay canına, teknolojisi inanılmaz. Bak, bir şey çiziyor. Acaba ne çiziyor? Bu şey sanki benim özel ressamım gibi. O çok şirin. Bir başyapıt olacak. Şimdi resmimizi boyuyoruz. Harika bir şey olacak. Şimdi de yüzün bu tarafını sarıya boyuyoruz. Bunun galeride falan sergilenmesi lazım. İşte şahane bir kırmızı burun. Şu resimlere bak. Ben bunları asla çizemezdim. Benimkileri görmek ister misin? Picasso bizim yanımızda amatör kalırdı. Kim? Patlamış mısır. Hey, yavaş ol. Bana da bırak. Konuşamam, şu an yiyorum. Daha çok istiyorum. İyiymiş. Hayır, çok nefis. Bunu yemekten asla bıkmam. En sevdiğim şey. Geriye bir tane kaldı. Düzeltiyorum, bir tane kalmıştı. Kırıntıları da unutmuyoruz. Hafif acılı. Aman tanrım, harika bir şeydi. Keşke daha çok olsaydı. En azından gazozumuz var. Bir dakika, sende gazoz mu var? Bende yok ama. Çok ferahlatıcı. Mısırın üstüne harika gidiyor. Şu an çok kıskandım seni. Of, çok iyi geldi. Neden bunu bana yapıyorsun? Ben de istiyorum. Bu da nereden çıktı şimdi? Hadi bakalım doğru çöpe. Hey, sen de içsene. Dene bir. Hayır, o şeyden hayatta içmem. Nesi var ki bunun? Ha? Tamam, anladım. Demek bardaktan içmek istiyorsun. Tamam, al bakalım. Sen benimle alay mı ediyorsun? Çek şunu önümden. Nesi var ki? Benim bir arama yapmam lazım. Alo, yardımınız lazım. Vay canına, ne çabuk. İşte bu benim susuzluğumu giderir. Şu harika bardağına bak. Kendimi dev gibi hissediyorum. Şimdi bundan biraz içeyim. Bardağı musluğun altına koyup bu minik kola bastırıyoruz. Ve su akmaya başlıyor. Sağlığına. Üstelik etrafta böcek falan da yok. Of, çok iyiydi. Demek benim iğrenç şişemi istemiyorsun. O zaman biz de bunu harika bir şeye dönüştürebiliriz. Şişeyi bardağın içine bastırıyoruz ve kenara bu pipete takıyoruz. Pipetin hem bardaktan hem de şişeden geçmesi lazım. Sonra pipeti hafifçe büküyoruz ama bu pipet çok uzun. O yüzden artan kısmını kesiyoruz. Ha? Bu nedir böyle? Benim bardağımı kullanabilirsin. Teşekkürler. Şimdi tek yapmamız gereken kapağı gevşetmek. Artık buradan gazoz akmaya başlayabilir. Bir deneyelim. Çok güzel. Bir saniye. Al sen de hadi. Yok, sen de kalsın. Karnım çok acıktı. Bir dakika. Miki, o şey hiç iyi görünmüyor. Sen neden bahsediyorsun? Çok lezzetli. Ben muzuma devam ediyorum. Ne kaçırdın? Hiç farkında değilsin. Çok nefis. Bir dakika. Sen ne yapıyorsun? Ben sağlıklı besleniyorum. İşte yaptığım bu. Sorun nedir? Sana yardımcı olayım. Bu ufak dostumuz her şeyi çok güzel dilimliyor. Şimdi şuna bir bak. Sosisi buraya koyuyoruz. Aynen böyle. Sonra dilimleyiciyi üstüne yerleştiriyoruz. Bu şey sosisi lokma boyutunda dilimliyor. Üstelik sos içinde yeri var. İnsanların aklına neler geliyor? Bu işi çok kolaylaştırıyor. Bak, sen böyle yapıyorsun. Benim bıçakla çatalım var. Ha? Sen neden bahsediyorsun? Bir saniye. Etkilendiğinin farkındayım. Sana göstereyim o zaman. Şunu yapmayı kes. İşte tam ihtiyacım olan şey. Çatalın dişlerini böyle kıvırıp büktüm. Artık muzumu dilimleyebilirim. Şuna bir bak. Üstelik dilimleri böyle alabiliyorsun. Ben tırnaklarımı kullanmayı tercih ederim.